360 ekranlarından merhaba. Kayıt dışına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu hafta kehanetleri konuşuyoruz. Tarihe adını kahin olarak yazdırmış isimler 2023'e dair hangi öngörülerde bulundular? özellikle kutupların yer değiştirmesi, dünyanın yerinden oynaması gibi öyle öngörüler var ki gerçekten çok çarpıcı. Araştırmacı yazarlar Serhat Ahmet Tan ve Zafer Calayoğlu hep gizemini koruyan ahit sandığı da dahil olmak üzere öyle başlıklarla ekranlarınıza gelecek ki gerçekten duymadık, görmedik, ilk defa izliyoruz diyeceksiniz. Birazdan kayıt dışında karşınızda olacağız. Değerli izleyiciler, kehanetleri konuşuyoruz. Çok önemli bir başlık. Çünkü tarihte adını yazdırmış birçok kahin var ki baktığımız zaman kehanetlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Peki acaba öyle mi? Bu konuda uzman konuklarımız neler söyleyecek? Az sonra takdim edeceğim. Merakla bekliyoruz biz de görüşlerinizi, görüşlerini kendilerinin. Tabii ki sizlerin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Bu hafta bizi buluşturacak olan etiketimiz kehanet. Kehanet etiketiyle sosyal medya hesaplarımızda, Twitter'da, Instagram'da görüş ve önerilerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. YouTube sayfamızda şu anda bizi canlı olarak izleyen tüm izleyicilerimize de sevgiler. Bir kez daha merhaba diyelim kendilerine. Sizlerin de videonun canlı yayının altında yapacağınız yorumları takip ediyor arkadaşlarım. Çok önemli ve konunun akışında sizlerin yorumları ve soruları da belirleyici olacak. Uzman konuklarımıza bu soruları, görüş ve önerileri ileteceğiz efendim. Bir kez daha sizler de hoş geldiniz. Kehanet etiketimiz. Kıymetli konuklarımız araştırmacı yazar Serhat Ahmet'ten hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz ve araştırmacı yazar Zafer Canayoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk Beyza Şimdi zaten hocamın e, kitaplarını biliyorsunuz ama hemen önümdeki kitaplarını şöyle bir hatırlatayım. Serhat Ahmet'ten en sevdiğim kitaplardan Zamanın Sahibi Zülkarneyn e, ve Placebo yine hocamızın kitaplarından. Aynı zamanda bir diğer kitabı Kutsal Kaos benim e, başçı kitaplarından e, hocamızın ve Zafer Calayoğlu'nun da kitabı. Tanrı'nın Unuttuğu İsrail İsrailoğulları Tapınak kitabın adı bu. Yine diyelim Tapınak kitabı <laughs> Zafer Calayoğlu'nda okumamış olan fikir edinmek isteyen e, izleyicilerimiz için kitap severler için hatırlatalım. Şimdi öncelikle tabii e, değerli konuklarımıza şöyle sormak isterim. Bu kehanet meselesi elbette tartışmalı bir kavram. Evet. Kahinlik, kehanet kavramları konusunda fikir ayrılıkları var. Buradan başlamak isterim öncelikle. Değerli izleyicilerimize bu arada lütfen kehanet etiketinin altında kendi görüşlerini paylaşsınlar. Bekliyoruz. Ee, tarihi bazı isimler kahin olarak adını yansırdı. Bunları şimdi göreceğiz. Evet. Bazılarını belki de onaylıyoruz ama kahin demiyoruz. bu da bir tabi açık alan. Sert ee, Serhat hocam önce sormak isterim. Nedir bu kehanet? Tamam. Bu kahin denen kişiler nasıl bilgi alış, veri akışı sağlamış? Ne diyorsunuz yani hocam? Bu bir genel görüşünüz Bu çok söyleyeyim. eski bir şey. Ya yani insanlığın başlangıcıyla var olan bir şey. Bunu eski antik dönemlerde de görüyoruz. Birçok tapınaklar mesela bizim Didim'deki Apollon Tapınağı dediğimiz çok meşhurdur. Dünyadaki hemen hemen yani işte dünya harikası değil ama e, onun kız kardeşine ait Venüs'te Artemis Tapınağı vardı. O dünyanın yedi harikası içerisinde ama şu anda yok. Didim'deki tapınakta mesela Kehanet Tapınağı orası. Didim'in olduğu bölgede antik dönemde pek yerleşim yok. Biraz daha 30 kilometre kuzeyde bir yerleşim var. Ondan sonra oradan geliyor millet şehri var meşhur millet şehri. O millet şehrinden geliyorlar bir yol var kutsal yol var. Orada işte Keçi getiriyorlar, krallar geliyor savaşa gitmek isteyen, e, savaşmak isteyen krallar. Bir tanesi geliyor, önce gidiyor ondan sonra öbürü geliyor falan. İki tane kral savaşacak, işte kim galip gelecek. E, bir keçi getiriyorlar veya kurbanlık koyun da olabilir. Şimdi bunun yıkanması sırasında, e, hayvanın yıkanması sırasında hayvan aksileşirse o kişinin kehaneti kabul ediliyor ve ona bakılıyor. Orada bir kuyu var, o kuyunun içine girilerek. Orada bir gece kalınıyor veya bir gün iki günde kalınabiliyor. Oradan bir şeyler fısıltılar duyuluyor. Şiirsel bir metin yazılıyor ve o krala veya kehanet kim istiyorsa ona bilici deniyor bunlara. Bunlar bu şekilde kehanet merkezleri olmuş. Eğer keçi koyun böyle hiç huysuzlanmadan durursa diyorlar ki senin kehanetin tutmayacak. Sen geri al hayvanını git. Bu şekilde mesela İskender bile orada kehanetini yaptırmış. İşte ona demişler ki bir imparatorluk yıkılacak, bir imparatorluk dünyaya hakim olacak. İskender diyor ki benim kazanacağım. İşte diğer kraldı. Diyor ki oyla kehanet yapıldıysa o benim kazanacağıma işaret ediyor falan diye. Böyle kehanetler yapılıyor. Mesela bunlar nereden kaynaklanıyor olabilir? Temelinde geleceği merak etme arzusu var belli ki. Evet. Bugün de farklı tekniklerle bu yapılmaya çalışılıyor. Tabii bugün Ama de var. Ama profesyonelleşmiş bir de krallar, <laughs> padişahlar evet. farklı profesyonel isimler adı altında astronomlar gibi mesela veya işte şimdi kullandığımız evet. kâhinler gibi rüya tabirciler işte. Yani evet. Bunun kökeni aslında programın ilerleyen bölümlerinde onu anlatmaya çalışırım. Zodyak denilen bir takvim. Yani benim yaptığım araştırmalarda o netice vardım ben. O takvim esas oradan başlıyor bütün olaylar. Bunun ayrıntılarını çok önemli başlıklarla anlatacak evet. Serhat Ahmet'den yani birazdan. Zodyak çünkü... meselesi çok ciddi, astrolojiyle sınırlandırılacak evet. bir mesele değil gerçekten. Tarihsel boyutta. Yani orada Sümerlerin bulduğu iddia ediliyor ama benim tahminime göre bu dünyanın prosesyon dediğimiz bir hareketine dayandığı için Zodya'nın oluşturulması bugün bile astronomik çok büyük hesaplar yapmak lazım veya gözlemler yapmak lazım bunu çözebilmek için o gün insanlar nasıl çözmüş? Bu dünya dışına bağlanma ihtimali olan konulardan da bir tanesi yani uzaylı bir medeniyetten kalan bir bilgi olarak taklit edilerek sanki geliştirilmiş veya uygulana gelmiş gibi öyle görünüyor. Çünkü burada tanrıların e, hakimiyet sürelerinin e, tespit edilmesi. Yani mesela iki tane burç diyelim ki yay takımı yıldızından aslan takımı yıldızına kadar iki veya üç burç geçiyor. Bunların her biri 2160 sene. İşte bu üç burç döneminde 6000-7000 bin, bin sene şu tanrı hakim olacak. Ondan sonra bu hakim olacak falan. Hatta bunun devamı olarak Marduk'la diğer tanrılar arasında savaş bile çıkmış. Yani metinlerde böyle anlatılıyor. Hı hı. Bu uzun dönem insanlığın tarihini de bize anlatan, yansıtan bir şey. Birçok mitolojide, dini kitaplarda, Kur'an-ı Kerim'de bile burçların atıfları var. İslami dönemde de çok uygulanmış. Geçmiş dönemde de. Ama bu daha sonradan eee Buna kişisel bilgileri de acaba öğrenebilir miyiz diye özellikle Romalılar döneminde gezegenler de eklenerek bireysel yorumlar yapılmaya çalışılmış. Bugünkü astroloji, astrolojinin de temeli bu. Bunu anlatırız uzun uzun. Farklı döngüler var. Hocalarımız katılıyor mu katılmıyor mu birazdan soracağım. 70 bin yıl döngüsü gibi mesela 70 bin yılda bir coğrafyaları değiştirecek büyük sarsıntılara işaret eden... E, ...kahinler var ya da bu görüşe katılan uzmanlar var, araştırmacılar var. Bu hepimizin kafasını karıştıran bir döngü meselesi. Mesela birazdan konuklarımıza soracağım. Bu 70 bin yılda bir gerçekleşecek e, büyük afet meselesine katılıyorlar mı? Eğer katılıyorlarsa bu dinlendirilmeye başlandığı için söylüyorum. Yakın mı? Şimdi baktığımız zaman hiç mi iyi bir şey çıkmıyor bu kahinlerin ağzından... Ama diğerlerinden ayrışan bazı önemli profiller var. Birazdan e, artık yavaş yavaş ona da giriyoruz. İbnül Arabi var, e, Müştak Baba deyince Serhat Hoca evet. akla gelir mesela o gibi birçok isim var. E, bazılarına da bakıyoruz ki hiç olumlu bir şey neredeyse yok. Bazılarının kehanetlerini de şimdi masa yatıracağız zaten. Hep doğal afet, yer sarsıntıları, savaşlar, büyük toplu ölümler, e, gezegenin yörünge değiştirmesi, dünyanın yörüngesinden çıkması... E, kutupların yer değiştirmesi hocamla konuştuğumuz Onlar, gibi evet. büyük büyük e, kehanetler var ne düşünüyorsunuz Zafer Bey kahinlerle ilgili şimdi e, tabi hocamızın şu girizgahına ben de destek veriyorum e, o da nedir evet antik dönemlerden itibaren kahinler diye bir sınıf var zaten bir de e, bu kahinlerin ortaya koymuş olduğu bilgiler de var mesela saraylardaki müneccim başları da bu kategoriye tabii, mi tabi tabi koyulur yani... mesela İsrail peygamberlerine de bilici deniyordu evet. bilici evet hmm. Ya yani direkt zaten şu profisi dediğimiz, profit dediğimiz yani peygambere profit derken profisi kapsamına girer o. Niye? Gelecekten haber verdiği şüphesi ve endişesi olması olmadığı için, yani kaygı gütmedikleri için niye? Bunun Tanrı ile <laughs> iletişimi var. Gelecekle alakalı bilgi vermesi son derece kaçınılmaz. Çünkü ilahi yaradandan bir bilgi alıyorsa bu bilgiyi vermesi kahinliği gerektirmez deyip onun adıyla da zaten çoğu kahine profesi denmiştir. Anlattıklarında da efsane kahinet denilmiştir. Hangi Ama şimdi bu? profesi hangi dilde <laughs> oluyor? İngilizce. 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 Yani İngilizce. O anlamda, Prophet zaten. Prophet peygamber Prophet gibi deniliyor. Profesi de işte onun kehanetleri gibi, sözleri gibi oluyor. Şimdi ama temelde çıkış noktası neresi? Şimdi evet antik dönemden bahsediyoruz. Günümüzde hocam az önce Romalıları işaret etti vesaire ama en azından şunu söylemekte fayda var. Bizim yaptığımız araştırmalarda bunun çıkış kaynağı zaten tek. Şimdi siz de zaten soru yöneltirken şunu sordunuz. Niye hep felaketler? Niye ee, hep, hep kehanetler, <laughs> kötülükler anlatıyor? iyilikler anlat yani bir refah bir huzur dönemi anlatmıyor. E anlatmaması gerekir. Neden? Çıkış kaynağını bilirsek. E nereden çıkıyor peki bu olumsuz kehanetler? Şimdi baktığınız zaman anlatılan kehanetlerin hepsi insanların yaşamış olduğu dünyadaki olumsuzluklar üzerine. Peki insanla mücadele eden kimdi? Şeytan. Şeytan. E zaten kehanetlerin çıkış temel sebebi onun üzerinden olduğu için insanların yaşamış olduğu dünya üzerinde huzurla alakalı bir bilgi gelmesi doğru mu olur mu? Olmaz. O yüzden zaten kehanetler hep olumsuzluğu içerir. Temel sebebi ne? Şimdi hep olumsuz gidiyor. Yani bolluk ve bereketin hakim olduğu, yeşilliğin arttığı bir dönem işaret eden kain olmuş mu hiç? Yani, yani yok. Şöyle oluyor mesela işte bir imparatorluk yükselecek deyince o imparatorluk içinde yaşayanlar için olumlu olabilir. Hı. Ama, Ama dünyada genel dünyada olarak muhteşem bir, olumsuz, bir de bu olumsuzluk son dönemde çok çoğaldı. Evet. Size bunun mı mı daha var? çok dikkat çekiyor. Evet. 2023 öngörüleri var ki birazdan ilk kez duyuyoruz. Yani çok duyuyoruz, duyuyorsunuz biliyorum ama bugün ilk kez duyacağınızı, söyleyeceğinize emin olduğum kehanetler var. Birazdan 2023 için özellikle hele 2025'i çok daha ürkütücü. <laughs> evet. Hepsinin doğruluğunu soracağım bunu. Ya karınıza. şimdi temel çıkış noktasını bilirsek zaten yol haritasında nereye doğru gittiğini <laughs> çok net bir şekilde görürüz ve hatta şunu çok net söylüyoruz biz. Yaşanacak olan olayları bilir ve ona karşı önlem alabilecek zamanımız olur. Zaten kehanet araştırmacıları varsa eğer diyelim bu araştırmacılar yapmış olduğu araştırmaları ne için yapar? Kendine ün, şans, şöhret kazandırmak için değil. Temel sebep nedir? Hazır mıyız değil miyiz? Zararımıza mıdır değil midir? Biz bunun altından kalkabilir miyiz veya kalkamayacaksak minimum zararı ortada koyabilir miyiz? Yani minimum zararı etkileyecek strateji ortaya koyabilir miyiz? Bunun üzerine zaten kehanetler bilindiği zaman üzerine araştırma yapılması lazım ve strateji geliştirmesi lazım. Geliştiren bir topluluk var mı? Çok az. Dünyada çok az. Yani dünden bugüne ve geleceğe kadar çok az. Şimdi az önce dediniz. Neden oluyor? Niye hocam dedi az önce çok sıklaştı? Hı hı. Sıklaşması gerekiyor mu? Evet. Temel sebebine yani sebebi var mı? Var. Biz de bunları az sonra ilerleyen dakikalarda adım adım somut bilgilerle ifade etmeye çalışıyor olacağız. Temelde... Danışılan büyük. saraylarda, kraliyetlerde Evet. Ee, imparatorlukta, uygarlıklarda danışılan profiller var. Böyle isimler evet. altında ama bir de bütün insanlık için kehanetlerde bulunan profiller Doğru. var. Ya yani Dünyanın gidişatıyla evet. alakalı. Evet. evet. Zaten... Bir kralın sorduğu soru şu savaşı kazanacak mı? O süreç o imparatorluk için nasıl seyredecek? Ya da gelecek tehlike ne o imparatorluk evet. için falan gibi değil. İnsanlık şöyle olacak. Bu bölgede savaş çıkacak. Dünyanın tamamını ilgilendiriyor. Mesela işte İskender Perslerle savaşıyor. Tabii. Bu dünyanın bütün Tabii. bugünkü Şekillenmesinde çok önemli. Çünkü neden? İskender yendiği zaman Persleri işte bütün o bölgeye Mısır'a kadar hakim oluyor. Bugünkü İsrailoğullarının Hindistan'a kadar, Hindistan kadar evet. Anadolu'ya hepsine hakim oluyor. Buradan öldükten sonra İskender 3 tane bunun komutanı onlar ayrı ayrı krallar oluyorlar. Evet. Ve orada mesela bu Şam bölgesinde yani bugün Kudüs'ün bulunduğu bölgede Bunların İsrailoğulları ile orada Selefkoslar mesela Selefkos o kral, şeyin adı yani İskender'in ya komutanlarından bir tanesi kral olmuş onu soyu Şimdi orada Selefkoslar mücadeleleri var. Yani orada mesela Makkabi denilen hı hı. bir rahip çıkıyor. O mücadele ediyor dağlara kaçıyor. Makkabiler hı. daha sonra İsrail kralları oluyorlar. Ta Hazreti İsa'ya kadar. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinde de bunların bu krallar rol oynuyor. Yani bu dünyanın... O günkü olan şey çünkü geçmiş, bugünümüzü şekillendiren şeydir zaten. Tabii. Yani oradan geliyor, oradaki savaş gerçekten bugün bizim dünyamızı şekillendirmiş. Başka başka savaşlar da aynı şekilde. İşaret edilen savaş, Armageddon dediğimiz mesela büyük evet. savaş, son kıyamet savaşı. Onunla ilgili öngörülerde, kehanetlerde zamanının yaklaştığına ilişkin... Ee, bir artış var evet. ee, işaret eden kehanetlerde artış Ta var onu da soracağım ee, şöyle yapalım hatta siz hangi kahinin ya da benzer isim altındaki e, tarihi adını yazmış işte az önce söyledi İbn Arabi olabilir e, Müşrak Baba olabilir <laughs> kim olursa olsun hangi e, kehanet sizin daha çok ilginizi çekiyor ve merak ediyorsanız onu yazın kehanet etiketi altında e, hocalarımıza soralım evet yani. Şimdi hocam çok güzel bir yere değindi aslında işte İskender'e değindi ve İskender'in ölümünden sonraki o parçalanmış olan bir komutan ve imparatorundan bahsetti. Benim sorum şu olsun o zaman İskender'in ölümünden sonra krallığının dörde bölüneceği biliniyor muydu? Bilmem biliniyor muydu hocam? Bilmiyorum. Hocamıza soralım dediniz çünkü <laughs> bizden. <laughs> evet. Biliniyor muydu? Biliniyordu. Hmm. Bir kahinlik var mıydı ortada ben yani bir kahinlik var mıydı? Sözünü kestim o Zafer bak şöyle olabilir. Şimdi Yaşam önceden, sonra. önceden bilinmiyordur ama hı hı. sonra gelen insanlar e, bunu kayıt altına alıp tamam. böyle bir kehanet vardı şeklinde kitaplarına geçirmiş olabilir. Biz de oradan okuyor olabiliriz. Bak, evet. e, sözünü yine unutma. Hı hı. Bir örnek vereyim. E, İskender'in tarihçisi var. Kallis -Genes diye. Bu Kallis -Genes evet. belgeleri var. Evet. Ama bunlara sahte Kallis -Genes belgeleri deniyor. Şimdi burada... İskender'in zamanında bir tarihçi İskender'in savaşlarını yazmış, onu övücü şekilde tabii onun bakış açısından anlatıyor. Şimdi bu, bunu Bu bir kayıt olmuş. Bu kayıt bugünkü dünya idare etme hevesinde olan bazı güçlerin eline geçiyor ve o kaydı yeniden yazıyorlar veya daha önceki dönemlerde bunların şeyleri yazıyorlar ama oraya eklemeler. Bu İskender'i Apollo ile ve ile özdeşleştirerek hı hı. tanrısal bir şey verme üzerine orada eklemeler oluyor. Biz şimdi bu sahteyi buluyoruz, sahteyi inceliyoruz. Ama bu İskender öldükten kaç yıl sonra, belki de bin yıl sonra yazılmış olan bir belge ama Kalliskenes belgesi de geçiyor. Fakat içindeki araştırdığımız zaman sahte olduğu da belli. Ama neresi sahte, neresi doğru bunu ayıramıyoruz. Şimdi böyle şeyler olabilir. Yani Siyasileşmiş. O zaman tamam. o evet şimdi şu tamam e, hocamızın işaret edip ayrım yapma noktası güzel. Yani ona bir şey demiyorum ben. Evet. Çünkü az önce az sonra zaten değineceğimiz kahinlerle alakalı, yani kahinliği ortaya koyan kahin dedikleri kişilerle alakalı zaten birkaç yorumumuz olacak. Hı -hı. Ama benim ifade etmeye çalıştığım şu. İskender dönemi ve öncesiyle alakalı konuşursak bugün eldeki somut verilerle yapılan araştırmalarla bazı kitaplardan bahsetmeyelim. Yani direkt şu kutsal kitap diye ifade edilen Tevrat, Zebur ve İncil dediğimiz nüshaların hepsinin karbon testleri yapılıyor. Deniliyor ki tabi bu testler sonucundaki elde edilmiş olan evrakların doğru olup olmadığı ile alakalı Hı, bir konu. Ne çıkıyor. Hepsinin milattan önce işte binli yıllara kadar uzandığı, Özellikle Tevrat'ın tabi İncil'in değil de yani Tevrat'ın milattan önceki yıllara kadar uzandığıyla alakalı ellerindeki var olan eserler var. Bu eserlerde bu bilgiler yer edindiği için diyorlar ki İskender döneminden önce de bu veri varsa elimizde demek ki böyle bir işaret kehanete daha önceden konulmuş ve bu takvime uygun olarak yaşanan olaylar gerçekleşmiş diyorlar. Niye ben bunu söylüyorum? İskender ama milattan önce 300. Tam milattan önce 300 ama dediğimiz kaynak milattan önce binler. Yani nedir mesela kaynak? Evet kaynak nedir mesela Daniel'in kehanetleri. Yani Tevrat içerisinde, Yahudilik kitabı içerisinde, Tevrat içerisinde Daniel peygamber vardır. Daniel peygamberin anlatmış olduğu çeşitli pek çok kehanet vardır. Daniel peygamber ne zaman yaşar mesela? Birinci tapınak yıkıldıktan sonra, Kudüs'te birinci toplamda ikinci tapınak yıkılıyor. Bunlar sürgün ediliyor. Tekrar geri gelişleri var. Pers İmparatorluğu'nun, Babil İmparatorluğu'nun fethiyle beraber. O arada yani Milattan önce 6. yüzyıllar arasında 180. yaşamış oluyor. 586. yüzyılda arasında yaşanmış olan bir kişiden bahsediyoruz. İskender'den önce mi? Önce. önce. Ama o kaynak önce mi? Kaynak önce zaten. Yani y o, o karbon yüzden. Karbon testi öyle. Tabii tabii. Mı? Karbon testinde oraya tarihleniyor. Yani oraya şey tarihlendiği için zaten diyor ki bugünkü Yahudiler... Biz Müslüman olarak konuya şöyle yaklaşıyoruz genel olarak. Diyoruz ki elimizdeki Tevrat, İncil, Zebur vesaire bunlar tahrif edilmiştir. İçerisindeki bilgiler çeşitli dönemlerde işte hocamızın dediği gibi geçmişte olan olaylar yaşandıktan sonra kaleme alındığı için sanki birebir gerçekleşti gibi kabul ediyoruz biz. Ama onlar olaya öyle yaklaşmadığı için onlar olaya öyle yaklaşsa sorun olmayacak çünkü biz de reddedeceğiz o da reddedecek. Ama onlar olaya öyle yaklaşmadığı zaman ne oluyor? Bizim tahrif edilmemiş kitabımız budur. Ne diyorsa gerçekleşiyor o zaman biz buradaki kehanetlere uygun hazırlık yapıyoruz diyorlar. Zaten şu an dünyada yaşanan temel sorunlar bunlar. Hocamız diyor ya hani hızlandı bunlar. Evet niye hızlandıklarını bilmemizde fayda var. Niye? Zaman azaldı. Neye dair zaman azaldı? Neye dair zaman azaldı? İsterseniz hemen tabii şimdi burada karışık biraz gideceğiz. Hemen... Onu sö birazdan söyleyelim o zaman. Tamam. Neden bu korkutan, <laughs> korku yayan kehanetler arttı? Hatta bir takım kehanetlerin bunu eleştirebilir tabii konuklarımız vücut bulduğuna tanıklık ediyoruz. Ya da buldurulmaya çalışıldığına evet. e, neye vakit az kaldı bunu birazdan konuşmaya başlayacağız. Çünkü bu da bir kehanet mi değil mi onu da soracağız bu e, işaret edeceğimiz zaman dilimi. <laughs> kehanet etiketiyle ben dedim ki hangi kahinin kehaneti sizi daha çok endişelendiriyor ya da ilginizi çekiyor ya da merak ediyor. Merakınızı cezbediyor sonra sorun hocalarımıza sorayım dedim. Ee, hemen mesela izleyicimiz dedi ki Berk Bey merhale Kübra oldu mu oluyor mu olacak mı? Bununla ilgili de galiba farklı görüşleriniz var değil mi? Doğru. Hocam buyursunuz. Bana mı soruyorsunuz? Size soruyorum. <laughs> tamam. Merhale Kübra? Şimdi ne şey oldu dedi. Ben bu burada not alıyordum. Şimdi vakit neye daraldı biliyor musunuz? Zodya anlatırken onu anlatırım. Ee, balık, evet, onu, onu balık birazdan söyleyeceğiz. Hı hı. son derecesindeyiz şu anda. 72 hı. sene sürecek bu. <laughs> benim tahminime göre 2100 senesinde burada kutup taklası olacak veya başka bir şey olacak. Neyse burçlar terse dönüyor. 72 senede o sürüyor. Yani böyle O bu 70 binlik senelik döngü değil mi bu? 72 sene bir derecesi. Son bir derecesi 72 sene sürüyor. 30 72 30 derecedir. Sene. Tamam, 30 derecedir. Buradan hatta 72 tane şeytan var, cin var falan öyle bir sürü atıklar. Çünkü her seneye bir cinin karakteri verilmiş. Mesela şu anda biz 2028'de benim tahminime göre gireceğiz. 2028 ile 2029, 2029 arasında birinci cinin şeyi karakteri o sene o olaylar ağırlıklı olacak demektir. Esas kehanetler 2028'den sonra başlıyor. Yani Bunu birazdan çizerek anlatsanız da bize Çizerek anlatırım. Edelim. Şimdi bu balık geçişinde böyle 144 sene. Bütün olaylar bu 144 sene. Bizim bu hadislerde burası işte şey ahir zaman dönemi. Deccal dönemi, işte Mehdi dönemi falan gibi anlatılmış. E, bütün olaylar burada oluyor. Bunlar özellikle burç geçişlerinde hı hı. ortaya çıkıyor. Mesela Hz. İsa'nın gelişi de nereden? E, koştan balığa geçiştir. Evet. Orada da bir kırılma var. Bu burç geçişlerinde bir şeyler oluyor. Ve burada bunlar hareketleniyorlar. Dünyayı ele geçirelim tekrar biz hakim olalım işte binlerce sene sürsün çünkü bu bir buç dönemi 2000 E bu sona bir tek biz miyiz yani Müslümanlar mı inanıyor peki? Hani o inanış var ya birazdan konuşacağız mesela. Ya onlar biliyor. Yani onlar vaat topraklar onlar hayatta kalacak. Onların kendi, kendi evet, yorumları, evet, evet, evet. Onu bizim yorumlarımızda da işte evet. Mehdi gelecek, kurtaracak falan var. Onlarda da mesaj çıkacak. Bizi kurtaracak veya biz hakim olacağız. Yani bizi galip geleceğiz. Ama Müslümanlara göre Müslümanlar biz galip geleceğiz diyor. Efendim şey, o da onlar de, diyor. Ya biz bu bakış açısına göre. Kehanetlerin içinde de Müslümanı olanı olmayanı paganizme dayalı kehanetler olanları gibi ayrılıklar var mı? Şöyle var bakış açısına göre yorumlar değişiyor. Aslında benim gördüğüm kadarıyla olay aynı. Yani hmm. tek bir olay var o anlatılıyor ama mesela ben masanın burasından anlatıyorum. Ben diyorum galip geleceğim. Sen de oradan anlatıyorsun. Sen de aynı olayı anlatıyorsun ama diyorsun ki sen galip geleceksin. Hatta ben diyorum ki karşıdakine sen şeytansın. O da bana diyor ki sen şeytansın. Evet. Sen kötülük yapıyorsun. O bana diyor sen kötülük yapıyorsun. Yani bu bakış açısına göre baktığımız zaman kafalar karışıyor. Ama olayın kendisine baktığımız zaman tek bir olay anlatılıyor ve o olayın olacağı bütün her yerde de gelmiş. Şimdi bu acaba kendi kendisini doğuran kehanet midir? Yani bu böyle bir şey geçmiş kayıtlara da. E Tabii bütün kültürlere geçmiş, sirayet etmiş. Onun yolları da var. Sirayet etmiş de olabilir ama acaba bunu oluşturmak için gayretler var ve kendi kendisini doğuran bir şekilde mi oluşuyor bu? Yoksa gerçekten böyle bilgi var da bunlar olacak kesin. Allah bunu kaderine yazmış. Bunu bilenler bize söylüyorlar. Aslında burada gözlemciye göre olayın değişmesi lazım. Yani biz bunu öğrendiysek artık bu olayın Onların söylediği şekilde de olmaması gerekir. Yani bu kuantum teorisindeki yeni bulunan, keşfedilen bu sisteme göre gözlemci olayın içine girdiği zaman olay %100 aynı şekilde olmaz ve değişir ve hatta belki de hiç olmayabilir. O zaman Burada gerçekleşen benim, kehanet nasıl gerçekleşir? Benim tahminim kendi kendisini gerçekleştiren kehanet şeklinde bir mücadele var ve onlar orada kehanetlerdeki şeyleri kendilerine uygun olan şekilde gerçekleştirmeye ve oradan dünya hakimiyeti elde etmeye çalışıyorlar. Ben böyle yorumluyorum. Bizim Peki. yaklaşımımız da şöyle. Şimdi evet, e, belirli bir çizgide kehanet dizilimi var. Doğru. E, ama aynı olay mı bizce değil. Çünkü farklı olaylar cereyan ediyor. Herkesin kendi tarafından kazanımıyla ama bu dar bir pencerede olan bir kazanım. Misal verirsek yani özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık burada uç noktaya çıkar. Ama bizim çizmiş olduğumuz formülasyon şu şekildedir. Şimdi az, az önce hocam e, tam açmadı ama genel bir bilgi olarak verdi. E, bu kehanetlerin temel çıkış sebepleri neyden kaynaklanıyor? Paganizmde. Şimdi az sonra Zodya takım yıldızına vesaire girince biraz daha açacağız. E, paganizm nedir? Paganizme baktığımız zaman tamamen bugün özellikle Hristiyanlığı domine etmiş, kendi var olan inancını Hristiyanlığın içerisine nüfus ettirerek onu baskın halde tutarak içeride içrek olarak tutmuş Hristiyanlığın kendi öğretisini ama genelde uygulanan ibadetsel düzen tamamen paganizm düzenidir. İşte İsa'nın doğumundan tutun Paskalya'sına kadar vesaire, işte Koç'tan balığa geçiş vesaire bunların hepsi semboliktir. Şimdi sormak lazım tabii tesadüf müydü acaba? Hazreti İsa'nın doğduğu sene diye ifade eden o milat yılında bir yıldız gözüküyor. Betlehem. Bir Betlehem yıldızı var. Ya dilerseniz direkt o resmi verelim. 10 numarayı alabilirsek sen yönetmenimden onu bir görelim. Çünkü şöyle bir etkenlik oluyor. Bugün de benzer karşılığını gördük biz. Tam da hocamızın dediği gibi yeni bir burç takım yıldızına girerken oldu bu. Yani var olan düzeni hep koruyorlar. Bununla alakalı işaretleri gözlüyorlar. Bunların da hiçbir şekilde tesadüf olmadı ortaya çıkıyor. Bakın şimdi ekrana yansıyan görüntü önemli bir görüntü. Burası İstanbul'daki bir var olan müze şu an ama cami çalışması devam ediyor. Kariye, Edirne hı hı. Kapı'daki. Oradan alınan bir görseldir bu. <laughs> tam pano şeklinde bütününü korumuştur. Kariye bu anlamda çok zengin görselliği olan bir yapıdır. Bitse Bakın, evet geçsek. Evet. evet. Bakın tam resmin ortasında yukarıda bir yıldız var. O da Betlehem yıldızıdır. Denilir ki yine kehanette ifade edildiği üzere bir kurtarıcı Mesih'in geldiği dönemin başladı. Yani Mesih'in doğduğunu anlayabileceğimiz işaret yıldızın gözükmesidir derler. Ve yıldız gözüküyor. Buradaki sahne ikiye ayrılmıştır sol ve sağ olarak. Solda atlılar olanlar müneccimler. Bunlar ne tesadüf? Bakın üç müneccim var. Biz bir bakıyoruz Niye? daha Neden? sonra Hristiyanlığın hmm. içerisinde ne çıkıyor? Kutsal işleme. Kutsal işleme çıkıyor. Buradaki yıldız betlehem yıldızı tanımlama ne olarak yapılıyor. O, tene, o senelerde yani daha sonraki tanımlamalar tabii ki bunlar İsa'dan önce İsa'dan sonra yani before Christ, BC. Şimdi bundan yaklaşık işte 2000 yıl sonra ne oldu? Yine bir milat olarak takvimi karşımıza çıkardılar. Bugün hep beraber konuşurken yine bir ayrım yapıyoruz. Neyin ayrımını yapıyoruz? Neyin? Salgından önce salgından sonra. Neydi bunun tanımı? Ha, bu milat koydular. Tabii yine diyor. bir milat oldu bu. Bu Trinity Kutsal Üçleme İznik konsülüyle ile çıkmadı mı? Zaten Hristiyan'ın tamamı için geçerli Çok bir biraz inanış. Daha sonraki daha sonra? konsillerde oluyor. Her şeyi de izniye yıkıyorlar ne yazık ki. Tam öyle değil tabii. Ama şimdi 2000 yıl sonra ne oldu? Yine bir BC verdiler. Ne oldu bu sefer? Before Covid oldu. Yine BC verdiler bize. Yani bu metodu uyguluyorlar. Bu açıkça soruyorum Zafer Bey. Sizi zorlamanız değil. Hayır kesinlikle değil. Tabii tabii, tamam. tabii Yani bunu bilerek yapıyorlar işte. Niye farklı bir hastalık adıyla vermediler de yine mevcut. O Covid adıyla verdiler bunu. Niye oradaki C'yi kullanmak için yani uluslararası ölçekte. Yine BC yi verdi yani arkadaşlar. Sembolizme önem verdikleri için bu seçimi. Şimdi biraz daha büyük. Evet. Şimdi bu 2000 yıl sonra da tam anlamıyla bunun başlayabilmesiyle alakalı işaretler var mıydı? BC'nin başlayabilmesi için yani yeni BC'nin before COVID'in vardı bunların işareti de. Bir işaret gözlemliyorlardı. O gözüktükten sonra bu yeni belaları dünyaya servis edeceklerdi. Az sonra onları gideriz ama şu BC bilmemizde fayda olduğu için ben bu detayı açıyorum sürecin hızla birazdan bu detayını vereceğimiz ve sürecin neden hızlandığının da aslında bir vereceğiz. Şimdi ne oldu? Aslında Hristiyanlığın sembolü nedir? Herkes haç der. Değil mi? T şeklinde olan haçtan bahsederler. Bu değildir. Hristiyanlığın tamamen var olan sembolü balıktır. Ama tesadüf değil mi? Şey, yani Hazret Koçtan balığa Hazreti geçiyoruz. Hazreti İsa'yı sembolize eder, değil mi? Balık evet. evet. Balık Hazreti İsa'yı sembolize eder. Şimdi, aynı zamanda peygamberimize de sembolize ediyor. Yani balık burcu dönemi içinde oluyor çünkü. Tabii doğduğu için peygamber. Tek tanrı dinleri aslında sembolize ediyor balık. Hmm. Tam öyle değil ama yani yani Hz. İsa içinde, Hz. Peygamberimiz içinde bunun dışında kalan bir pek çok peygamber kalıyor tabii. Ama baktığımız zaman olay nereden cereyan ediyor? Semavi pek, dinlerin peygamberini diyor herhalde hoca. Değil mi? Hepsinde balık hepsinde değil ama. Hepsinde mi? Hani... Tabii tabii balık burcu içerisindeki bütün dini şeyler... ...tek tanrılı dinler burada oturdu... ...çünkü paganizmdi daha önceki dönemde... Evet. Şimdi koçta ...paganizmin ama, tamamen yıkıldığı... Koç'ta Yahudilik de var çünkü... ...ya da Koç öyle Yahudilik de koçta başladı... ...Hazreti Şeyler İbrahim var. başladı... ...Hazreti İbrahim var ama... Tabii. ...Hazreti İbrahim daha sonraki... ...Mesela Hazreti Musa zamanında bile... ...geri dönüş çabaları olmuş... ...yani Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'yı ...kaç nesil var... ...yani nereden baksan 150 yıl vardır... ...belki daha fazla vardır... Tamam. ...ama Hazreti Musa zamanında... ...mesela Samir'e gidiyor... Boğa heykeli yapıyor yani evet. Boğa çağına dönüş çabası var. Pagan o. bugün de var. Şimdi Koç çağı aslında tek tanrı dinlerin ilk gelmeye başladığı insanlığı bir üst seviyeye çıkartmaya başladığı dönem ama tam oturduğu dönem değil. Geri dönüş çabaları çok var İsrail oğullarının içerisinde o mesela oradaki şey Boğa'daki e, şeydeki isyandır. E, Benjamin oğullarının isyanı orada iç savaş çıktı. Daha sonra e, hakimler döneminde tekrar büyümen oğullarının e, kral Saul seçilmeden önce tekrar bir isyanı var. Orada da bir iç savaş çıktı. İsyanlar öngörüsü mü vardı? Yani dönüş mesela onlar o, neyi tapıyorlar? Değil de i̇ştar tapınımı, iştar yani. tapınımı, işte bu boğa kültü iştar tapınımı. Şimdi zafer şunu söyledi. Zafer sözünü kesmiyorum değil mi? Şunu bitireyim serseniz söyle, devam Söyle, söylemek canım. istediğini söyle. Ya şimdi şöyle oluyor tabii baktığımız zaman özellikle işte bizim yapmış olduğumuz çalışmalardaki dünya yönetenler akışı şu şekilde oluyor. Genelde sorduğumuz <laughs> zaman sokağa herkes Yahudiler diyor. Yani dünya yöneten aileler veya gruplar kimler dediğimizde biz bunu itiraz ediyoruz. Çünkü sistem paganın sistemi. İzleyicimiz izleyicimiz soruyor şu anda mesela Kasım Bey, Beyza Hanım Armagedon savaşını üst takını başlatacak yoksa Deccal mi? Ya şimdi, Aynı zaten dedikleri. Tabii yani tamamen üst akıl, akıl yani dedikleri veya üst üst küresel aile işte evet onlar yani öyle Neyse de adlandırıyorlar yorumluyorlar. Tabii çalışıyorlar. tabii. projelerinde i̇şte bak, onlar kullanıyor ki zaten hocamızın ne var şey çekeriz. yani. Yeri var yani. Ne oluyor ama bakın şimdi kod kop evet. çağından balık çağına geçiyoruz. Balık çağına geçtiğimiz zaman bir Hristiyanlığın sembolü haline gelmiş. Neye uygun? Paganlığın kendi ritüeline uygun olarak. Sonra bir bakıyoruz ilk iki havarisi Hazreti İsa'nın evet. balıkçı. Yani Andreas ve Petrus dediğimiz bunlar iki kardeş. Bunların ikisi de balıkçı. Hazreti İsa bunları buluyor balık tutarken. Kendi söylemi zaten açık ifadeleri ne diyor? Ben size şimdi insan tutmayı öğreteceğim diyor. Ama bunlar ne yazık ki değişen dönemlerde unutturuluyor. Arka planda zihin altına alınıyor. Yer altına indirgeniyor öyle geliyor. <laughs> yani. Ama millete ne veriliyor? Haç vesaire sembol olarak Aslında oluyor. böyle Aslında biliniyor. Balık Bu yüzden ki. böyle biliniyor. Haç değil, balık. Şunu da söyleyelim hemen kapak Hemen evet. Buyurun. Merak edilen şu, kainleri soracağım size evet. şimdi. Hemen, hemen bir cümle alayım. Balığı görmek isteyenler varsa yani ibadet alanı içerisinde. Şimdi hocam da bilir. Ayasofya'da, Ayasofya'da Evet, Ayasofya'ya gidin. Balığı görmeyen varsa var. teessüf etmek lazım. Niye? Çünkü Nereye? her yerde var. Dandalos'un mezarı şurada. Hı hı. Balık hemen burada sağ köşesinde. Orada başka şey, var şey tabii. kazınmış durumda. Ya yani Dandolusun mezarı da meşhurdur biliyorsunuz hı hı. orada. Evet. Üst, bu gözle üst bakın Ayasofya'ya bu bilgiyle. Tabii tabii Cine, orada şey çatalı var kapının girişinde. Yani bu pagan Poseidonun. şeylerin Poseidon'un tabii. çatalı da var. Hiç, Şimdi e, bir gün Ayasofya'ya lazım. Paganizme gireceğiz hocam. Ee, şunu hatırlatayım. Kehanet etiketimiz ve şöyle dedik merak ettiğiniz hangi kainin kehan, kehaneti ise onu yazın sizi endişelendiren ya da gerçekten e, bunun dayanağı nedir merak ettiğiniz kehanet neyse yazın. Hocalarımıza soralım dedik. En çok merak edilen konuşulan kehanet e, vericiler, paylaşıcılar, biliciler mi demiştiniz hocam? Nedir? Evet. Popüler olan Baba Vanga, e, Nostradamus, Müşlak Baba, İbn Arabi konuşacağız. Evet. En bilinen olduğu için de o sırada Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Tabii. Bir kehanetlerini ve baktığımız zaman da olduğuna tanıklık ettiğimiz kehanetleri size soracağım. Ne demiş Nostradamus 2023 için? Görelim mesela Dünya Savaşı'nı işaret ediyor. Mars'ın ışıkları söndüğünde göksel ateş, yeni papa ve şu herkesin merak ettiği, bu coğrafyadan merak ettiği, yedi tepeli şehir <laughs> Yıkılacak. Bunun o sıradan mısın değil ama. Evet. Ona şimdi mal Malekinin o Malekinin. Evet, evet. Şimdi ona mal ettiler. Bu, buradan gidelim. Büyük ekonomik kriz, 3. Dünya Savaşı patlak verecek, dünyanın yörüngesi rotasını değiştirecek, biyolojik silahlar ortaya çıkacak. Putin dünyanın efendisi olacak. Laboratuvar bebekler gelecek. Şimdi baktığınız zaman laboratuvar bebekleri de zaten çok Doğru. güncel bir paylaşım. Şimdi diyor deniyor ki işte kehanetleri yine tuttu. Nedir görüşünüz? Şöyle şimdi bu e, Nostradamus'u konuşturuyorlar aslında. Şimdi bu dünya savaşı çıkacak demişse bunu çıkartmaya çalışacağız diyorlar. Yani şu anda Nostradamus'un kehaneti midir bunlar? Yoksa bu Nostradamus'un ağzından insanlara Nostradamus bunu söyledi diyerek yönlendirme mi yapılıyor? Veya kendi yapacakları şeyleri söylüyorlar? Veya buraya dünya itmeye çalışıyorlar mı? Bunu iyi anlamamız lazım. Mesela Tepeli şehir. Nostradamus'un değil, evet bu e, Malekin'in papalıkla Hı -hı. ilgili bir kehaneti. O da var. E, mesela biyolojik silahlar demiş. E biyolojik silahları da kullanacağız demek istiyorlar. İşte tüp bebekler bir şeyler yapacağız diyorlarsa onları da biz yapacağız diyorlar. Şimdi burada Nostradamus'un aslında kökende İbn Arabi'den aldığını söylerler kehanetleri. İbn Arabi de bunu nereden Nostradamus, almış? Nostradamus İbn Arabi'den almış. İbn Arabi'den almış. İbn Arabi kendi iddiasına göre... Ben özel bir temas kuruyorum ve bana vahiy gelen yerden ilham geliyor, güçlü ilhamlar geliyor diyerek. Vahiy sadece peygamberlere gelmez mi? Peygambere geliyor da vahiyin bir şubesi olarak ilhamı o şekilde ha, ilham. anlatıyor, ilham tamam. geliyor diye. Şimdi onun iddiası kitaplarında yazdığı şey o. Ama onun yaşadığı bölge Endülüs bölgesi. yani Bugün İspanya, orada bütün antik sistemlere ait bilgiler var ve o insanlarla devam tartışıyor. Bu antik sistemlerdeki esas daha önce başladığımız yani paganizma ait kehanetlerden, oradaki bilgilerden elde ettikleri de bu onun yaptığı kehanetlerin içerisine girmiş olabilir. Şimdi bu Nostradamus'a gelmiştir. Ama Nostradamus'un şu anda bu söylenenleri söyleyip söylemediğini biz bilemiyoruz. Bunu söyleyenler aslında Nostradamus bunu söyledi diyerek dünyayı belli bir yere yönlendirmeye çalışanlar olduğunu ben düşünüyorum. Böyle bu aslında onun kihaneti bunlar. Yani tuttu zannettiğimizi önceden planlanan. Tutturmak istiyorlar işte bir şeyleri Dayaklı yapacağız geçirdi. diyorlar. Ve onun peşinden insanları sürüklüyorlar. Çünkü bu şöyle bir şey. Mesela bu çok eski kaynaklarda yok mu? Bak, bize Söz gelimi laboratuvar bebekler. Beyza bize ters gelse bile söylenen şeyler. Mesela dünya savaşı birçok kişi istemez. Yani biz de istemeyiz niye savaş çıksın. Ama burada şu var. Bu dünya savaşının sonunda biz galip geleceğiz diyerek kendi kitlelerini motive etme şeyi de var burada. Hı. Yani bunu aslında şöyle insanlar anlayamıyor. Ya bunlar yapacakları şeyleri niye söylüyorlar? Karşı taraf tedbir almaz mı? Hayır. Kendi kitlesini motive etmek için, bunu yönlendirebilmek için buna ihtiyacı var. Çünkü diyor ki bunun sonunda Hristiyanlar galip gelecek. E böyle dediğin zaman bütün Hristiyanlar o amaç için çalışıyor demektir. Çalışmasa bile fikren destekliyor demektir. Karşı tarafta da bu bir umutsuzluk oluşturmak için söyleniyor olabilir. Yani biz de o zaman diyoruz ki ya Hristiyanlar galip gelecekse biz ne olacağız? E biz de o zaman umutsuz mu kalalım? Şimdi e, İslam dünyasının durumu belli, evet. e, bizim durumumuz belli. Bir, yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, tedbirler almaya çalışıyoruz ülke Türkiye olarak. Ama güç olarak aramızda çok bir kuvvet dengesi var, yani dengesizliği var. E şimdi böyle durumda bütün yani mesela Saddam'a girdiği zaman Irak. Irak'ta yapmış olduğu taktik de buydu yani. Önce moral olarak bozmak, karşı tarafı dağılmasına sebebiyet vermek. Niye kahinleri kullanıyor? Çok e, etkili kullanır. bir alan mı bu kehanet meselesi? Burada dünyayı dünyayı ele olsun. geçirme şeyi var, stratejisi var bu bak bütün dönemlerde. Biraz önce yarım kaldı. Ne dedim? Balık çağında e, tek dinler galip gelmiş ve yerleşmiş o. Ondan önce de koç çağında bunun mücadelesi var. Ondan önce pagan dönem Şimdi bunlar tekrar işte, e, önceki pagan dönemi yani boğa kültünü iştar tapınımını yani paganizmi getirmek istiyor. Bu iştar tapınımının kökenleri iştar dediğimiz zaman Mısır'daki Isis'e bağlanıyor. Bu Afrodit mesela. Bizim burada Denizli'de Afrodisyas kenti var. Böyle gidiyorsun hı hı. Nazilli'den sapıyorsun Afrodisyas. Şimdi Afrodit nerede var? Efendim e, bir sürü Antik bölgelerde mesela Yunanistan'da var tapına. Evet. Bu mesela Roma'da ne olmuş? Venüs olmuş. Şimdi bu ISIS. ISIS'e baktığımız zaman biz anlıyoruz ki ISIS'le Osiris'in savaşı göksel bir savaşı olarak anlatılıyor. Setle bu savaşı Osiris ve ISIS bunun hanımı tekrar parçalarını topluyor. Kocası öldürülmüş parçaları da almış. Kocasının parçalarını toplayıp buradan yeni bir evlat üretiyor. Bunlar buna... Sümer tablet. Mi? Tabii tabi. Sümer değil Mısır. 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 Horusu üretme. ...mücadelesi şu anda. Bu horusu da... ...bu pagan sistem olmadan üretemezsin. Horus da... ...babası olmadan doğan bir evlat. Yani göksel bir yere bağlanmadan... ...ama ona öykünerek dünyada üretilen... ...bir sistem. İşte buna bir... ...İslami literatür deccal diyor. Şimdi bu mücadele olduğu için... ...bu mücadelede şu anda güçlendiklerini düşünüyorlar... ...ve böyle kehanetlerle de... ...hem karşı tarafı etkize hale getirmek... Dünyanın yörüngesi rotası değişecek... ...mesela yani e, tabii bu, şimdi... bu... ...bazı şeyler de var... Yani mesela kutupların takla atması ben anlatıyorum bu var. Yani bizim kaynaklarımızda da var. Biz çok eski var. konuşuyoruz evet kutupların evet. yer değiştirmesi meselesi Bazı bazı şeylerde öne sürülüyor. Baba Vanga'yı da görelim. Bu arada e, Zafer Bey'in yorumlarını alalım. Nostradamus hem Adamus Nostradamus da, evet. profili veya diğer evet. kainler için. <laughs> Şimdi Baba Vanga bir kere hem de Hem Nostradamus. Şunu bilmek lazım. Yani Nostradamus şu yani yazıda yazdığı için söylüyorum. Ben hatta sosyal medyada gezdiriliyor tabii Üçüncü Dünya Savaşı ile evet. alakalı bir açıklama yaptı mı? Böyle bir kenti var mı diye. Böyle bir kehanette bulunamayacağını şundan biliyoruz. Twitter'da da var bu soru. Evet, evet şundan biliyoruz. Çünkü bir ve ikisini anlatmamış ki üçünü anlatsın adam. Yani geçmiş kehanetlerine baktığınız zaman. ya. Ya işte olmadığı Onu için bugün bunu getiremezler. Yani. Ben bununla alakalı özellikle Nostradamus'un bu üçüncü dünya savaşı dedikleriyle alakalı bunu çürütebilmek için bir görsel gösterelim. Çünkü geçmişte de bunların hepsinin hep <laughs> benzer açıklamaları yapıldı. 7 numarayı alırsak... Birbirlerinin kehanetlerini nasıl benzerlik gösteriyor? E, onu söyleyeceğim. Şimdi şu 7 numara geldikten sonra da orada şimdi bakın görüyoruz. Bunların hepsi kitap çalışmaları. Ama en soldan en sağa doğru geleceğiz. Solda ne anlatıyor? Yine bir 3. Dünya Harbi'nin 2002'de kopacağını söyledi diyorlar Nostradamus için. O dönemde olmadı. böyle bir kehanetten mi bahsedildi? Bahsettiler. Evet. Sonra ne oldu? Çıkıyor. Tabii. <laughs> Ve Nostradamus ya da Baba Vanga'ya mı Tabii bunları atfediliyor. Çünkü bunlar biraz da olsa e, Baba ismi... Vanga'da biraz daha değişik durum. İsmi kullanıldığı için, ortada olduğu için bunları da kim kullanıyor? İşte dış güçler derseniz, istihbaratlar dersiniz, gizli örgütler derseniz Bunlar bunu kullanıyor. Ne için? Kendi yapacaklarını bu şahıslara atfederek bu konuları perdeleyebilmek için kendilerine özgürlüyor. Niye her iki, yani birkaç senede bir kıyamet kopacak ya işte zaten hazırlanıyorlar. Tabii korku salıyor. Çünkü çaresiz kalacaksınız. Şimdi bize karşı tarafı ezmek, sindirmek. Sindirmek, Tabii. dağıtmak. Sonra, sonra, görüşü böyle. sonra Peki yakın zamanda edelim. bakın 2019'da bir tane olacak denmiş. Yine Nostradamus'a <laughs> atfedilmiş. Şimdi hem bugüne var yani gireceğimiz yıla var 2023 alakalı. Bir de ne var? 2025 alakalı da var. Daha şimdiden söylüyor adamlar. Ya ben korkuyorum 2024'e girerken gene çıkacak karşımıza Nostradamus bu sefer çıkacak. Her sene, sene çıkar, çıkar. O. Her Yani sene. o yüzden ne oluyor işte burada hocamızla biz hem fikiriz. Ya hem Nostradamus olsun hem Baba Vanga olsun ve diğerleri atfedilenler olsun bunların <laughs> ismini kullanıyorlar. Arka plandaki o yapılar kendi yapacaklarını bu şekilde ilan ediyor. Ya etmiş. şunlar yani da bak. öyle bir planın parçası mesela. Gerçekleşen birkaç kehanet var. E, yapımcımız e, Nazlı toparladı bir kısmını. Tabi hangi tarihte bunlar servis edildi bilmiyorum ama. Baba Vanga'nın mesela Amerika'nın 44. başkanın siyahi olacağını söylemesi eşittir Obama. Evet. E, Sovyet Sosyalist işte hani o çöküş baktığınız zaman o da karşılık bulmuş. Söylenilen tarihte tarih yazmadığı için bir hani en azından kehaneti ortaya koyuyor. Şimdi bunlar olmayacak demiyoruz biz zaten. Bunları yapmak için uğraşıyorlar. Bir kısmını da yapabilirler. Tayland Tsunami'si. Bu Bunları... Bunlar niye önceden Aha. nasıl Tailand planlanacak? Tayland Tsunami'si falan Hayır, sonradan zaman... ekleme hep onlar. Evet evet. Hep sonradan ekleme. Evet. Olan olayları eklemişler. Ama önceden söylememiş mi bunu mesela? Öyle kayıt bulamıyoruz işte. Yani İki 2002'de olayı... mesela söylediğini iddia ediyorlar ama bunu biz 2008'de öğreniyoruz. Tayland Tsunemisi olduktan sonra. Evet. Ha 2002'de Şimdi Mostradamus'la Mostra alakalı ben o, özellikle Batı'da Avrupa'da çok son derece yaşanan bir gelişme üzerine kehaneti tuttu diye bir bilgi ortaya atıldı. Ona hemen biz burada ifade edelim izleyeceğimiz burada öğrensinler. Şimdi malum. Yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünü de sonradan mı mesela servis Sovyetler Birliği'nin çöküşünü Baba Vanga'nın söylediğini iddia eden hı hı. E, Rus istihbaratı KGB'dir. KGB'nin zaten kehanetçisi o. Asırdan mı? Hayır. Baba, Baba Vanga. Vanga. KGB buna yönlendirerek kehanetler yaptırıyordu. Ondan sonra şimdi KGB'nin elinden bunu aldılar. Bunu Batılılar şu anda kullanıyor. Bir yani, hatırlayalım burada konuşuyoruz madem e, hocalarımızın yorumu ekseninde e, Baba Vanga'nın kehanetlerini. Görülmemiş büyüklükte güneş fırtınaları. Şimdi KGB niye hocam bunu söyledi? oluyor Veya zaten. Nükleer evet. patlama, uzaylı istilası, ebeveynlerin özelliklerine karar verebilir. Laboratuvar bebekler işte karşımıza çıkıyor burada da. Nükleer patlama oldu mu mesela? Olmadı ki. Uzaylı istilası da olmadı. Demek ki tutmamış. Ya, olmadı Olacak diye belki söylenmiş bunlar. Yani nükleer özellikle burada dikkat çekilmiyor. Bunların çabiliyor. ama... E, Tarih 2023. Deniliyor. Mesela sağlarız orada... yine sizi konuk buraya. Tabii tabii. Nükleer <laughs> mi? Hayır şöyle ama. Şimdi biz nükleerle alakalı bir şey... sonra olma ihtimali var. 2030. Yani, yani onun şu anki servis edilen kehanet 2023 bu, bu Evet. Ben şimdi... kesin söyleyeyim sana. Görmemiş büyük de güneş fırtınaları. fırtınaları. Güneş fırtınası 11 yılda bir oluyor zaten. Aynen. Bilmiyorum Peki 11 yılda bir 2023'e tekabül ediyor mu şu anda? Onu bilemiyorum. Bakmak lazım. İnternetten bakarız. Tamam. Onu buluruz. Şimdi ben de burada uzaylı istilası dediği için ona bir dikkat çekeceğim. Yani illa bunu, bunu... yapabilirler. Evet, şöyle. Saatdesini. Evet, bravo. <laughs> şimdi bununla alakalı bilgiyi alabilmek için Baba Vanga'ya gitmemize gerek yok. Baba Vanga'dan daha da önce biz bu bilgileri zaten Hollywood üzerinden de elde edebiliyoruz. Mesela çok güzel bir film vardır. Ben onu reji kapak olarak vermedim ama şimdi söz geldiği için söyleyeceğim. 1988 yapımı Yaşıyorlar diye ya Türkçe çevrilmiş olan bir film var. 88 yapımı. ama. Filmin içerisindeki sahnelerden birinde, o filmin içerisinde dünya hakimiyetini sağlamak için dünyayı istila edecek olan bir uzaylı gruptan bahsedilir. Ben paylaştım geçen gün onu. Bravo. Tamam. O zaman ne oluyordu filmin içerisinde? Siz bir parça atmıştınız, zor e, video tam parçası atmıştınız. Salona doğru. giriyorlar tam o, tam o sırada. Bir kabul ne etmemiz diyor? lazım hakimiyetleri. Evet, ve ne diyor? Hakimiyeti ne zaman sağlayacağız diyor ama. 2025 diyor. Hmm. Evet. 1988'deki senarist nasıl bir senaristmiş ki 2025 ile alakalı bir nasıl açıklamada bulunuyor. Bu? Ya nasıl oluyor? Bu döngüleri az çok bilirsek, kehaneti az çok biliyorlarsa. Ne oluyor? Bizim seyrettiğimiz şeyde Uzay Yolu filmlerinde Kaptan Kirk evet. telefonla konuşuyordu. Hemen her taraflı şey aynı bizim bugün kullandığımız telefonla onu nasıl koymuş o senaryoyu acaba? Demek ki o günlerde onların Var, çalışmaları teknoloji. vardı, evet. yapılıyordu ama bizim haberimiz yoktu. Tabii. Baba Vanga gerçekten geleceğe dair bir takım farklı yöntemlerle bunun isimleri değişkenlik gösterebilir. Ee, ...Osman haber almıyor muydu yani? Şöyle bak, birçok bilimsel çalışma var. bizim Bilimsel açıdan bakarsak yok. buna hiçbiri yok zaten. Yok yok, haberimiz Hocam. olmayan birçok şey Hı. var. Tabii, tabii. Bunlar geleceğe dönük. Bir şeyler Mesela uzaylı istilasını yapabilirler mi? Yaparlar, şöyle yaparlar. İki yere, üç yere atom bombası atarlar. Uzaydan istila var, biz de bunlara Hı. savaşıyoruz derler. Abi. Kendileri attıkları halde böyle bir şey yapabilirler. Geçmişte Ama var örnekleri ulus yani. devletler bunu yer mi yemez mi kabul eder mi, etmez mi? Onu bilemiyorum. Herkesin araştırması lazım, güçlü olması lazım yani. Mesela Çin bunu, Çin'e ben tahmin ediyorum bu 2030'lu senelerden sonra böyle bir hamle olabilir diye. Ama bu şekilde mi yaparlar? Direkt mi saldırırlar? Onu da bilemiyorum. Ama böyle şeyler olabilir. Mesela geçenler doğal da oluyor bazen. Geçenlerde bir göktaşı. Göz, şi... Atla sokuyor, yani cevap düştü. da mı olabiliyor diyelim? Söylemiş tabii zaten tabii. hikayen, şey yok, yok. ya bildiğiz adam. Hayır onu söylemiştir. Kadın. Ama bir gök taşı, şöyle bir derece eğer oynama olsaydı gök taşı Moskova'ya düşüyordu. Moskova'ya bir gök taşı düştüğünü düşünsene, bir bu bahaneyi kullandığınızı düşünsenize. Yani Hı -hı. neler yapar? Şöyle de olabilir, göktaşlarını da yönlendirebilecek belki teknoloji de vardır ellerinde, belki de onu sinyal olarak gönderdiler. Hani oraya düşürmüş de olabilirler bazı göktaşlarını da yönlendirebiliyorlar. Biz Moskova'ya düşürebiliriz. Bak düşürmedik. Bu Hayır bu gerçek oldu. 3 ay mı 4 ay mı önce oldu. Bu Atlas Okyanusu'na düştü. Onun derecesine işte bir derece farklı olsaydı Moskova'ya düşüyordu. Yok düşüyoruz. saptırmayı, Hayır, soruyor yani hocam. Saptırma. Saptırmayı soruyor hocam. Saptırmayı yapabilirler Böyle saptırmayı var yani. işte uğraşıyorlar. Yani şey göktaşlarına bir şeyler gönderiyorlar. Bak geçenlerde bir şey gönderdiler. Göktaşına çarptı. Ve orada bir patlama oldu galiba. Onun yörüngesi değişti mi değişmedi mi ona hesapladılar. Yapabilirler. Bu teknolojiler olabilir. Biz bilemiyoruz. Ne kadar müdahale. Müştak Baba gelsin. Müştak Baba'nın ki... Müştak Baba Serhat Hoca'mız. Evet Serhat Hoca'yla e... <laughs> hatta çoğumuz tanıdık Müştak <laughs> Baba'yı. Evet. Öyle bir realite var. Müştak Baba 2022-2023 için hangi öngörüleriyle karşı karşıya Suriye Türkiye ile birleşmek isteyecek? Türkiye Suriye Birleşmesi'ne Irak da dahil olacak Türkiye Ortadoğu'nun lideri olacak. Türkiye'nin liderliği 30 yıl sürecek. Nereden nereye 30 yıl? Siz Şöyle, bu Türkiye Ortadoğu'nun lideri şimdi, olacak bu, demedim ben ama e, oradaki, o bölgedeki insanlar Türkiye'yi lider gibi görecekler ve katılmak isteyecekler. Benim kitaplarımda öyle yazıyorum. E, Türkiye'nin liderliği değil, buradaki barış dönemi 30 yıl sürecek diye söylüyorum. Şimdi o iki tanesi, bak şu anda gerçekleşiyor. Şu anda e, üç gün önce galiba. Bizim Savunma Bakanımız, Suriye'nin Savunma Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı ve Milli İstihbarat Örgütü Başkanları Rusya'da görüşme yaptılar. Bu şu demektir? Askeri güç olarak biz Suriye'ye el koyuyoruz. Burada bölge devletleri olarak bu olayı biz çözeceğiz demektir. Yani Amerika'yı buradan dışlayacağız. Burada PKK da gidiyor. Buradaki bu örgütlerin durumu ne olacak konuşuluyor bir sürü şeyci örgüt var. Şeriatçı şucu bucu örgütler var efendim. Ee, bu bölge askeri güçler ve istihbarat güçleri burada yani onların başkanları konuşuyorsa bunu... Bu şu demektir artık bu devletler karar verecek kendi bölgelerine sahip çıkacaklar demektir. Bu da şu demektir Suriye'de biz barış istiyoruz. Suriye'de barışın ben 2022 senesinde sonuna doğru olacağını söyledim ve başladı. Bu 2023 senesinde ortaya çıkacak. Bu Ukrayna meselesiyle de ilgili... Ama Ukrayna'da e, savaşın 2029 senesine kadar sürme ihtimali çok yüksek. Çünkü Müştak Baba'nın vermiş olduğu Timsah şiirindeki Ebced değeriyle evet, Tarih evet. 2029 senesinde şöyle diyor. E, e, onun Osmanlıcası şimdi aklıma gelirse söyleyeyim. Türkçesi şöyle yani çevirisi şöyle. E, Akdeniz'de göründü. Dikkat et dalmasın Karadeniz'de Timsah. Ee, ta ki rüşan oldu derya sefit, dalmaya bahri siyaha timsah. Orijinali de bu. Şimdi buradan tarih çıkartıyoruz. bu şu demektir. Akdeniz'de bir güç göründü ve bugün görüyoruz biz bu İsrail'in kuruluş tarihini veriyor orada. Ama İsrail kuruluş tarihinden bugüne kadar bugün Amerika'nın ve Yunanistan'ın yapmış olduğu yığınıma baktığımız zaman bu Rusya'ya ve Türkiye'ye karşı bir sistem oradaki bütün Karadeniz çıkışını kapatıyor demektir. Ve bu Karadeniz'e dalmak isteyen bir güç diyor Müştak Baba öyle anlıyoruz. Bunu 2029 senesini veriyor. 2029 senesine kadar bunların Karadeniz'e girip bu bölgeye hakim olma emelleri var demektir. Ve bu uyarıdır bize. 200 sene öncesinden Müştak Baba'nın ha dersin ki sen tarihini bulmuşsun ama yanlış buldun öyle bir şey de yok. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ben buluyorum çıkmış kehanetleri de var. Ankara'nın başkenti olduğunu bilmiş. İsrail'in kuruluş tarihini bilmiş başka başka bir Çıkan sürü... Çıkan kehanetleri çıkmayanlardan fazla mı? Ben Benim bulabildiklerim çünkü Müştak Baba'nın şiirleri yani 800 tane şiir var divanında. Evet. Kaç tanesini inceledin? 30 tanesini, 40 tanesini kesin çözmüşümdür veya yarım çözmüşümdür. Bunlardan anlayabildiğim, dışarıya anlatabildiğim 4 tane, 5 tane şiir üzerinde ben konuşuyorum. Hı hı. Yani 800 taneyi... Bunlar 100 tanesini çözsem neler çıkacak demek Ama doğru çözemiyorsun, bulamıyorsun, yarısını bir satırını çözüyorsun, diğerlerini anlayamıyorsun evet. veya tarihini tutturamıyorsun. Burada önemli olan şu, mesela bir satırda 3 tane tarih verdiyse, önce bir tarih verdi, ortada bir tarih verdi, sonda bir tarih verdi. Bunların arası diyelim ki 30'ar sene, 40'ar sene. Evet. Birincisi çıkmışsa bu iki tane gelecek olanları anlamak kolaylaşıyor. Burada verdiği tarihlerden hiçbiri çıkmamışsa hiçbirini anlayamazsın. Mesela İsrail'in kuruluş tarihini verdiğini kesinleştirdiysek, ondan sonra aynı satır içinde anlattığı ikinci tarihte, üçüncü tarihte ne olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorsun. Oradan yorum yaparak gidiyoruz. Peki 2023 için başka spesifik. Burada Firak şiiri var. Hmm. Firak Hangi şiiri. Yani e, Suriye'nin Rusya'dan ayrılmasını şey yapan e, anlatan. Firak şiiri, ee, oradan bir yorum yapıyoruz. Ee, orada Tire ve Şam'dan bahsediyor. Tire ve Şam'ın e, Türkiye'ye katılmasıyla ilgili o, o şiirin tamamında bir sürü şey var. Oradaki olaylardan bize Şam, orada Şam, Tire ve Şam, Lübnan ve Suriye diyor. Ama bunun önceki satırında mesela Mısır'dan bahsediyor. Nil'in ağzında diyor. Orada verdiği tarih. 2011 senesi. Mesela ben bunu 2009 senesinde yazdım. Bak buradan dedim Mısır'dan başlayacak olaylar. Hatta o günlerde şöyle bir şey oldu. Gazeteci birçok arkadaş aradılar. Dediler ki sen işte kitaplarına yazıyorsun falan filan. Bak işte gemiler, Amerikan uçak gemileri geldi. Suriye'yi işte ele geçirecekler. Şunu olacak, bunu olacak. Bu kaç gün sürecek? O zaman 15 gün içinde, bir ay içinde Suriye'deki kargaşanın biteceğine Amerikan el dair kesin kanaat vardı. Ben de dedim ki bak kesinlikle 2016 senesinden önce bitmez. Hatta bu 2022 senesine kadar gidecek. 2022 senesinde anca bu iş çözüme kavuşuyor. Ya ne diyorsun sen o kadar uzun zaman mı olur? Evet oldu. Bak şimdi de Ukrayna için söylüyorum. 2029'a kadar durarak, canlanarak, hızlanarak yavaşlayarak gitme ihtimali çok yüksektir. Çünkü Karadenizle ilgili kehanetinde 2029'u veriyor. Ama bu sene 2023'te mi? Bu sene bu Ocak, Şubat bak Şubat 2023, Mart 2023 evet. Şubat Mart aylarında bir hızlanma olacak. Benim tahminim tabii bu tahmin yapıyoruz. Eee burada müşrak müşrak babaya, dayanarak mı? babaya dayanarak yapıyoruz. Burada hızlı bir şey olabilir. Rusya'nın atak yapması, o şeyin Ukrayna'nın karşılık vermesi. Ama burada barış görüşmeleri olma ihtimali çok yüksek. Barış olmasa bile ateşkes olabilir Mart'tan sonra. Ama bu neden atak oluyor? Ben masada daha fazla kendi şeylerimi kabul ettireyim diye. Şimdi bu yapılabilir ama bir soğuma dönemi bir sene iki sene gidebilir. Ondan sonra tekrar canlandıracaklar. 2025'te mi mesela? Yani 2024-2025 bunlar hep olabilir. 2029'a kadar burada çözüm olmayacak ve 2029'da Müştak Baba bu uyarıyı yapıyorsa da kuvvetli bir şeydir. Buna Yolacak. çok dikkat etsin. Yani bizim ülkemizi yönetenler mutlaka bizden çok daha iyi değerlendiriyorlardır, evet. dikkat ediyorlardır. Ama Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir harekat yani buraya ele geçirme, buraya hakim olma, bu bölgeyi tamamen kontrol etme amaçları var. Onu olduğunu söylüyor bize Müştak Baba. 2025'i e işaret ederse mesela şimdi şu 2029'a kadarsa bir dönemin Irak-İran çatıştırılması gibi böyle bir gergin bir hat mı dünya Zaten izleyecek gerginiz. yoksa 2025'te mesela yaz, yazmış izleyicimiz şimdi Armageddon 2025'te iki büyük devletin savaşıyla başlayabilir mi? Yani çünkü bazı kehanetler bunu işaret ettiği için e şimdi ortalama 200 sene deyince 2025'e tekabül edebilir. E şöyle, e şimdi büyük savaşla örtüşüyor mu acaba var, bak, bu kehanet? Amerika'nın Uzak Doğu'ya yönelmesi var. Uzak Doğu'ya yönelmeden önce bu da anca 2030'lu yıllara kadar. Yani 2027 ile 30 arasında olma ihtimali çok kuvvetli görüyorum Uzak Doğu'da. Ondan önce bu Karadeniz meselesini yani Ukrayna Rusya işini bitirmek istiyor. Ve Rusya'yı iyice zayıflatıp burada tarafsız hale sokup kendisi Çin'le mücadeleye girmek istiyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Çok sözünü aldım. Ee, Birazdan e, yani zaten saf, uzun affet. uzun konuşturacağım ben e, Zafer Bey'i. Müştak Baba konusunda ama zaten konusu. böyle yani yaptı. Ben çok çok başlayınca da şey olmuyor. <laughs> konu konuyu açıyor. Bak Japonya'da çok büyük bir <laughs> ekonomik kriz çıkıp dünyayı sarma ihtimali çok kuvvetli bu sene. 2023'te. Evet 2023'te. Müştak Baba'nın şiirinden. Çünkü iş bunun işaretleri abi. de var. Japonya'da tahvillerin, yani devlet tahvillerinin faiz oranlarının 0.25'ten 0.50'ye çekildi. Ona rağmen yine... Devlet şey Japonya merkez bankası çıkartılan bütün tahvilleri kendisi almak zorunda kalıyor. Bu almamak için bu faizleri yükseltti. Bunun çok büyük etkileri olacak. Bu kontrol edilemez bir duruma geldi. Japonya'nın Gaysaf milli asılasının bir buçuk katı borcu var kendi Japon devletinin. Şimdi bu çok önemli. Bunun bütün dünyayı sirayet etme ihtimali var. Bu da o bölgedeki karışıklıkları yani Japonya Güney şey, Güney Kore e, hepsi bu Çin, Tayvan meselesi bunlar hepsi bu karışıklık çıktıktan sonra bu savaşa gidebilir. Bu da 2027'den sonra savaş e, döner mi, savaşa dönmez mi? Bu krizin çıkıp çıkmamasına bağlı. Bu sene ben bunun çok büyük ihtimalle başlayacağını düşünüyorum. Kuvvetli muhtemelen başlayacak evet. 2023'te. Japonya'dan gelecek bir ekonomik krizi işaret ettiğini söylüyor evet. Serhat Ahmet'ten. Çok önemli bir not. E, o kadar fazla ee, Mehdi Mesih meselesi ve e, ahit sandığı meselesi soruluyor ki işte kısa bir aradan sonra o bölüme geliyoruz. Neden daha çok konuşulmaya başlandı bu Mehdi konusu ve kutsal e, ahit sandığı meselesi neden çok konuşulmaya başlandı? Serhat Ahmet'ten ve Zafer Calayoğlu araştırmalarına dayanarak görüşlerini paylaşacaklar birazdan. Devam ediyoruz. Kayıt dışına bütün heyecanıyla değerli izleyiciler Twitter'da, Instagram'da ve YouTube sayfamızda şu anda bizi canlı izleyen izleyicilerimiz. Kehanet etiketiyle görüş ve önerilerinizi sorabilirsiniz. E, eşlik edebilirsiniz programa. Özellikle merak ettiğiniz kehanetleri kehanet etiketiyle paylaşırsanız ben de hocalarımıza soruyorum. Zafer Calayoğlu, Serhat Tahmettan bizimle. Az önce... Ee, bu bölümde duyurmuştum İbner Arabi'nin kehanetlerini konuşacağız. Çok sorduğunuz ahit sandığı meselesini konuşacağız. Armagedon yaklaştı mı? Neden bu kötümser kehanetler yükseldi onu konuşuyoruz. Ve yine çok sorulan bir soru Mehdi meselesi bu bölümde e, konuşacağımız başlıklar geliyor. Serhat Ahmet'ten e, Göktaşı'nın yer değiştirilebilmesi konusunda çalışmalar var demişti. Bilimsel mi değil mi diye sormuştum bir izleyicimiz. Bir haber kaynağından paylaşım yapmış NASA'nın geçen ay DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı bir asteroide Dimorphos mutlaka bunun da bir karşılığı vardır mitolojik bir karşılığı evet. bir asteroide tam isabetli çarpmıştı şeklinde bir haber varmış hocam evet. size desteklemek için sanıyorum var, 60 var, izleyicimiz. Var. Peki şimdi tarihte yer edilmiş bilinen kainleri konuştuk gerçekten kain mi değil mi konusunda hocalarım görüşlerini belirttiler. Ve şimdi geldik. E, Müştak Baba deyince Serhat Ahmet Tan akla gelir. Müştak Baba'nın kehanetlerini konuştuk. Özellikle 2023'e ilişkin çok çarpıcı 2028'e uzanan, kehanetlerini dile getirdi. E, Serhat Hoca. Şimdi... E, Baba Vanga'yı konuştuk, Nosra'da mı konuştuk, i̇bn Arabi'ye geliyoruz. Nereden aldı kaynağını? 2023 için hangi kehanetler öne çıkıyor? Bunu konuşalım. Hem hem Zafer Calayoğlu hem Serhat Ahmettaş ne diyor? Evet. Bakalım. Görebilir miyiz kehanetlerini? Eee İbn Arabi'nin. Şimdi sizin görüşünüz nedir? Kehanet etiketiyle bekliyoruz sorularınızı. Demiş ki Muhyiddin İbn Arabi 2023 için yer kürenin yörüngesinde belli belirsizlik belirsiz bir değişiklik yaşanacak. Bu çok çarpıcı bir başlık. Hastalıklar artacak. Diyebilir ki izleyicilerimiz biz pandemiyle bunu gördük. Acaba İbnül Arabi yeni salgınları mı işaret ediyor? Hatta birden fazla salgını mı işaret ediyor ve dünyada savaşlar <laughs> artacak demiş. Genel bir yorum yapmış İbnül Arabi. Var zaten savaş oluyor. Yer kürenin de değişiklik oluyor. Ne demek de oluyor. bu? Belli belirsiz bir değişiklik olması mümkün mü? Bilimsel olarak ayrı bir başlık açılabilir ama ne işaret etmiş yer kürenin değişikliği? Yani şey kayıyor, olsunlar. manyetik alan kayıyor Sibirya'ya bu manyetik alanın kayması eksende bir kayma demektir. O da dünyanın güneş etrafındaki dönüşünde değişiklikler zaten oluyor. Bunlar dönemsel olarak oluyor. Güneşe bazen yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. Mesela buzul dönemlerinin bundan olduğu düşünülüyor. Ondan sonra sıcak dönemler arkasından geliyor falan. Ama bunlar binlerce yıllık süreçler. Şimdi bu olabilir böyle bir şey. Ama burada manyetik alan kayması önemli. Bu manyetik alan 2100 senesine kadar benim tahminime göre de dünyayı takla attıracak. Burada bütün sistem terse dönüyor. Kutupların yer değiştirmesi kutupların mi bu hocam? Tabii kutupların yer değiştirmesi. Bunun için hangi tarihi? Biz sizinle daha önceki yayınlarımızda da konuştuk ben balık ama hangi kova tarihi? geçişini 2100 senesi ama bu 2028'de başlıyor. Ama o geçiş başlıyor. zaten 2025'te başlamıyor 2028'de mu? 2028'de başlıyor. O 2028 ile 2100 arasında her an olabilir. Demek şöyle ben de ona şöyle bir destek veriyorum. Yani bizim evet. yaptığımız araştırmalarda da 2025'te başlıyor kovaya geçiş. Bunu bir kesişim kümesi olarak düşünsün izleyicilerimiz. Yani temas başlıyor, geçiş Tabii, başlıyor. Geçiş bir başlıyor. Ara... Tam anlamıyla kovaya geçiş, balıktan ayrılış işte takribi 100 yıl sürecek. Biraz daha aslında net tarihi biliyoruz da ben şimdi buradan net tarihi söylemeyeyim. Çünkü net tarihi söylersek hocamızın demiş olduğu kutuplar değişiyor ekseninden bir şey daha değişiyor. O değişiklikle beraber Armageddon olacak. O tarihte olacak. Öncesinde Neden söylemiyorsunuz? 2025'ten sonra bir çalışmamız var. Bizim onu tamamlamamız gerekiyor çünkü. O yüzden beklememiz gerekiyor. Ama o, o tarihte Armageddon Savaşı'nı net bir şekilde o zaman yapacaklar. Bu tarihlerde şu an içinde bulunmuş olduğumuz tarihlerde bundan hep hazırlı, prototip bir bakıma da olsa çalışmaları yapılıyor. Hazır mıyız hazırlanıyor muyuz ne aşamadayız vesaire. Hem karşı tarafı kollamış oluyor onlar hazır mı değil mi hem de biz yeterli miyiz değil miyiz? Yeterli olabilmek <laughs> için de bugün günümüzde bazı hazırlıklar devam ediyor. Onu da şöyle anlatabiliriz tabii anlık güncel yaşandığı için bu konular. Şimdi genelde bu pagan grupların ortaya atmış olduğu işte gizli örgütler vesaire denilerekten ortaya atılan tez ne? Tek dünya devleti, tek dil, tek, tek millet, millet deniliyor. Şimdi burada bunların geç gerçekleştirilebilmesi, başarıya ulaşabilmesi için Karşı tarafı sindirecek, caydırıcı unsur haline getirebilecek bir ana temel oluşuma ihtiyaç var. O ne? Tek dünya ordusu. Şimdi zaten sorun da burada çıkıyor şu an içinde bulunmuş olduğumuz dünya içerisinde. Trump kendi dönemindeyken çok hızlı bir şekilde Armageddon diyebilecekleri bir ortama dünyayı taşımak istedi. Bunu gören demokrat kanadını yöneten arka taraftaki o örgütlenme diyelim. Dediler ki bir dakika durun daha hazır değiliz. Hazır olmamız gerekiyor. Hazır olabilmek için Trump'ı neyle durdurdular? Salgınla durdurdular. Ama neye uygun? Yine kehanet dizilimine uygun olarak. Neye göre bu kehanet dizilimi? Neye göre bunlar? İşte var olan kutsal kitaplar dedikleri Tevrat, İncil ve Zebur içerisindeki bilgilerden kaynaklı. Zaten az önce demiştik. Yine bir BC ile alakalı kırılma noktasının yeni bir miladın belirlenmesi gerekiyordu. Bu miladın da işareti bekleniyor demiştik. İşaret neydi? Şimdi o işareti de tabii söyleyeceğiz. İşareti söyleyebilmek için de yönetmenimizden 9 numarayı rica edelim. Bu önemli çünkü dünyadan 9 e, numara. 8 alalım önce isterseniz. Önce 8 alalım sonra 9'a geçeriz. Dünyadan çıplak gözle görülebilen bir hizalama oldu. Gökyüzünde, gezegen evet, sen... gezegenler arasında bakın ekranda görüyoruz. Ekranda neredeyse tam ortada mavi olan dünya. Evet. Oradan tam aşağıya ekranın alt kısmına ortaya doğru indiğimizde de bir kuyruklu yıldız var. Şimdi mesiyanik döneme girilmeyle alakalı kehanetlerde şu geçer. Der ki yıldızlar düşecek. Bundan da anladıkları şu; kuyruklu yıldızların düşmesi yani onu bir düşen yıldız olarak kabul ettikleri için kuyruklu yıldızları. Ve baktılar ki tam 1 Mart 2020 yılında dünyadan çıplakla gözle görülebilecek olan hizalama gerçekleşti. Dediler ki tam anlamıyla biz mesiyanik döneme girdik. Çünkü işaret görünebilir oldu. Evet. Böyle yorumladılar. Böyle yorumladılar. Peki şimdi biz genelde bu kehanetleri anlatıyoruz. Hocam da anlatıyor. Genelde hep neyin üzerine ama anlatıyoruz biz bunları. Bir grubun inandırmaya çalıştığı kanaat şu. Diyorlar ki bu yaşanan kehanetler ilahi nizama uygun olarak kendiliğinden gerçekleşiyor. Biz de diyoruz ki hiç öyle bir durum yok. Birileri kitaptaki kehanetlere uygun olarak ortamı hazırlıyor, altyapıyı yapıyor. Yani insan eliyle bunlar oluyor. Şimdi bazı izleyeceğimiz bize diyebilir ki ya kuyruklu yıldızı insan nasıl düşürecek, nasıl müdahale edecek diyebilirler. Biz de diyoruz ki astronomi bilimi varsa astronomi biliminde göksel hareketlerin ne zaman dünyadan görülebileceği veya dünyada etki edebileceği kötülük yani bir bela sıkıntı yaratıp yaratmayacağı biliniyor. Bunlar takip ediliyor. Bir kuyruklu yıldızın da dünyadan ne zaman görülebileceğiyle alakalı bilgi onlarda önceden olduğu için Böyle bir bekletilme yapılıyor. Yani hepimiz biliyoruz değil mi? 2019'un son ayları itibariyle dünyada bu küresel hastalık vardı aslında. <laughs> ama resmi ilanı yapılmamış. Önce yok denilip sonra evet. var denilmesinin sebebi de bu kehanet izliminin. Evet. Kuyruklu Denk getirmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi mesela bu Halley'i aslında. Halley'i ama şu anda Halley'i en uzak yerde. Evet. Onun için şimdi 35 sene sonra gelecek. E 35 sene içerisinde de kaç tane kuyruklu yıldız belki de gelecek Bravo. onları biliyorlardır. Evet. O günleri hep denk getirirler. Bu kuyruklu yıldız neymiş, buymuş. Bu oydu falan. Oymuş, buymuş. En sonunda Halley'de de hallederler. Yalnız Halley'in e, kayıtlarda şöyle bir şey var. Halley'in dünyadan görüldüğü zamanlarda Türkler galip geliyor. Uzak olduğu zamanlarda da Türklerin karşısındaki güçler galip geliyor. Tarihte böyle mi olmuş? Yani böyle denk gelmiş. Bu da acayip bir şey. Ama onda yoruma bağlı olabilir. bak. Uzun evli astronomları böyle not düşmüşler yani, o zaman. Evet, Çünkü evet. mesela Fatih Sultan Mehmet'in zamanında İstanbul'u fethettiği zaman da görülmüş. Sonra geriye gittiği zaman da işte Türklerin kaybettiği bir savaş olmuş falan. Ama bunlar bu da yoruma bağlıdır yani. Tabii. Yani. O yoruma bağlı. Bu da yoruma bağlı tabii. Çünkü ne diyoruz? Uyduruyorlar. Yani mevcut, Denk var olan evrensel olaya bunları denk getiriyorlar. Şimdi bu kuyruklu yıldızı çıplak gözle görülebilir ortama geldi diyoruz. Biz görebildik mi İstanbul'dan öyle bakalım. Şimdi 8'i ver, 9'u verebiliriz. Şimdi burada özellikle işte bakın Boğaz Köprüsü'nün üzerinde sol tarafa doğru yukarıya baktığımızda bu kuyruklu yıldız. Çok net. Bu gerçek mi? Tabii tabii bu gerçek görüntü. Gerçek görüntü. Gerçek. Tabii tabii. Biz de olayı takip edenler olduğumuz için Kim o dönemlerde. Kim çekti onu siz mi çektiniz? Bu internet ortamındaki İnternette. bir resim ama o dönemlerde biz de zaten bunu Boğaz ortamında veya bulunduğumuz mesela Çıplak biz Fatih'teyiz. Çıplak gözü bu kadar net. Ben hiç görmüyorum. Bana hiç denk gelmiyor. Da. Temmuz aylarında bu geçti. Ne zaman İstanbul'dan bu? İstanbul'dan geçti. Mi? 2020 Temmuz ayları şu anki bu görüntü hmm. hocam. Ama yaklaşık olarak dünyadaki seyir seferini yaklaşık bir yılda devam ettirdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde evet, bu evet. çıplak gözle hep gözüktü zaten. Yani e, bu kaç, gün kaldı, kaç gün kaldı böyle İstanbul'un üstüne? Yaklaşık 32 gün kaldı hocam. Oo, 32 ben gün Üsküdar'da her gün geziyorum. Neden göremedim acaba? Belki haberiniz Denk olmamış, bakmamışsınızdır. Öyle ondan evet, olmuş söylemişti. olabilir. Ama ya yani bunu işaret bir şey olarak? Tabii tabii bir bunu işaret aldı. gördüler. Arkasından ne oldu? Bakın bu olay 1 Mart 2020'de oldu diyoruz. İlk dünyadan çıplak gözle görülebilir olduğu ortamda. Bundan 10 gün sonra dünyada ne yapıldı? Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020'de küresel hastalığı resmi anlamda ilan etti. Bu bir etti. pandemidir dedi. Dedi. Peki niye 11'i bekledi? Hani yıldız gözüktü diyoruz. Niye 11 Mart'ı bekliyor? Çünkü yurt dışına baktığımız zaman özellikle Batı dünyasında takvimleme tarih olarak nasıl yazılır? Ay önce gün ortada yazılır. Ne oldu? 3 11 oldu. 3-11 toplandığı zaman neyi veriyor bize? 14'ü veriyor. Bu bir şifre mi? Evet. Neyin şifresi bu? <laughs> Az önce diyoruz ya mesiyanik döneme girildi diyoruz. 14 ne iş sembolüdür? Rakamsal <laughs> olarak, sembolik olarak. Bu şimdi Mesih gelecek diyor Hristiyan ve Yahudiler. Bir Mesih kurtarıcı beklentisi içinde oldukları için onlar Mesih'in hangi soydan geleceğini bekliyor? Davut soyunda. Şimdi Davut'un numerolojik karşılığı ne? Sayısal değeri 14. O yüzden bu rakamı ve günü beklediler. Numerolojiyi kabul bilim olarak mı kabul ediyorlar? Tabii tabii onlarda hı? Notarikon, diğer şimdi burada deşifre etmeyeyim diğer çalışmalar onun hepsi var yani geometrisi vesaire. Şimdi bir de aynı zamanda tersine de baktılar. Dediler ki 3 ile 11 bir de bunu çıkarılmasını yapalım. Yani 11'den 3'ü çıkar 8'i buldular. E 8 ne demektir? Sayısal değer olaraktan? başlangıç demektir. Yani bir yeni döneme başlangıçla alakalı start veriliyor. Yani bu rakamları, bu tarihleri bilerek kullanıyorlar zaten. Yoksa rastgele gelişen bir durum olsaydı Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ı beklemeyecekti. Ama bakın bunları veriyor. Biz 14 sayısını genelde en çok yine nerede görüyoruz? Özellikle İstanbul'da kutsal bir mabet olarak Ayasofya'da görüyoruz. Ayasofya'nın da neredeyse her yerini dikkatli inceleyenler varsa 14 orada çeşitli sembollerden biz görüyoruz zaten. Ondan sonra oraya gittiğimiz zaman, gezdiğimizde gezdiğimiz kişilerde anlattığımızda zaten orada çıplak bir gözle görülüyor bunlar. Peki bunlar olurken yani kuyruklu yıldız gözüktü arkasından diğer felaketler ne? Şimdi Nostradamus'u tabii ki getireceğim konuyu Muhittin i̇bn Arabi'ye de geleceğiz. Ama. Şimdi şöyle e, Nostradamus'a girersek Nostradamus bu sözde ünvanını ne zaman elde etti? Şimdi oldu mu olası var olan bir ünvanı mıydı bu hani hep geleceği bilen adam vesaire değildi. Ne oldu? 1900 özellikle 60'lardan sonra bir yazar çıktı. İngiliz bir yazar çıktı. Erika Chatham diye bir yazar var. Erika Chatham'ın yazmış olduğu Nostradamus kitapları vardı. Ve dönemi uyarladı. Hani az önce hocamız dedi Doğru, ya. ya Fransa'da, böyle bir profil şahsiyet vardı ama değil mi? kralın bir şeydi. E, Cirit oyununda evet, o öleceğini 3 gün kendi sonra. Döneminde, evet, ya, kendi yani döneminde. Kraliçenin zaten yani. kahini bu. Tamam. Kraliçeyi anlatıyor ha, var yani onları. Böyle evet, bir profil. Tabii tabii profil kendi var, döneminde. Ve kehanette bulunuyor. Yani. Tabii o dönem tabii. için kısa süreli yaşadığı hmm. yakın gelecekle alakalı öngörülerini yapıyor zaten. buna Kral ölecek ha, diyor. Savaşayım savaşmayayım şöyle mi Üç ama gün diyor şu. hasta yatacak sonra ölecek ha, diyor tabii. falan. Seni soyundan diyor işte bilmem kim şu geçecek tahta şunlar ölecek bunlar ölecek falan bir sürü kehanetleri var. Şu yok ama yani yaklaşık gününden kendi yaşadığı dönemden 500 yıl sonrasına 600 yıl sonrasında yazdığı bir şeyler yok. O yani yüz yıllar dediği. Bunlar da acaba doğru mu? Bak Zafer'in dediği o kişi. Bunu böyle söylediğin Nostradamus, o sıradan, bu son dönemde de bu oldu diye bir tarih de uydurmuş oluyor. Hangi fayda işte. dayanarak bu ileri tarihli kehanetler evet. i̇şte paylaşılıyor onu da çok yani. bilen Erika, yok. Erika işte dediğimiz gibi Chatham'ı muhtemelen Türkiye ilk defa duyuyor. Onu bir araştırsınlar. Bu İngiliz bir yazar. Dil bilimci aynı zamanda. Ortaçağ uzmanı diye kendi ünvanı var. Kendi yaşadığı dönemde yazmış <laughs> olduğu bu Nostradamus kitaplarına bile pek çok bilim akademisyeninde dünyadaki insanlar yani itiraz ediyor olmayan veriyi anlatıyorsun. Niye bunu yapıyorsun diye. Ama kadın tabii ki bu popüler Nostradamus'a kazandırdığı için kendi sermayesine baktı. Son dönemde ne oldu Nostradamus'la alakalı. Şimdi hepimiz biliyoruz takip ettik. Sizinle de bir program yaptık. Eylül 2022 içerisinde ne oldu? Kraliçe öldü. Şimdi hemen arkasından çıkan özellikle Batı dünyasındaki haberler ne oldu? Nostradamus bunu da bildi Bildim. oldu. İşte yok ne yazmış sözde kitapta Nostradamus bir de isim vermiş. İkinci Elizabeth 96 yaşında ölecek yerine oğlu geçecek. 3. Charles adını alacak. E, annesinin toplam yaşamış olduğu yaştan 5 yıl eksik süre boyunca iktidarda kalacak. Ondan sonra ölmeden feragat edecek. Yerine kim geçecek? Kimsenin beklemediği bir kral geçecek diyorlar. Yani. Şimdi kimsenin beklemediği kral kim? Kim? Yani şu an İngiltere kraliyet ailesi içerisinde. Şeyle evlenen bir tane artist evlenen var ya o en küçük çocuklar o belki o geçer. Şimdi zaten ona işaret yapılıyor. Deniliyor <laughs> ki yani kimsenin beklemediği olay nereden beklememek oluyor? Tüm kraliyet üzerindeki var haklarında, evet haklarından feragat etti veya uzaklaştırdı diye söylenen küçük oğul Harry'i ifade evet, ediyorlar. Evet. Peki e, Harry'i ifade ederken o sözde yine Nostradamus'un bildi diye ifade eden kitapta <laughs> nasıl yazıyor bu? Deniliyor ki... Charles ile bugünkü karısı olan Camelia'nın gerçek çocuğu Heridir. Şimdi asli anlamda baba ve anne ortadaysa ve bunlardan doğan bir çocuk varsa taht onun demektir zaten. Diğerin dönemi kapanmış demektir. Yok da oluyor. küçük çocuk bu küçük çocuk büyük çocuk meselesi ben çok anlatıyorum kitaplarımda ardılık kanlı olarak küçük çocuğu öne geçirme. Çünkü küçük çocuk kan bağını daha yakınlık olarak temsil ediyor. Bu Adem e, İblis kıssasına, Adem'in iki çocuğu, hı hı. Hz İbrahim'in çocukları, Hz Yakup'un İsrail olan hep küçük çocuk üzerinden gidiyor. Mesela. Onun için küçük çocuğu tercih edebilirler. Bu konuda değil ama e, o konuda muhtemelen sizinle belki farklı düşünüyor olabiliriz hocam. O ardılı kanımız içerisinde yani, konu olabilir. gelirse konuşuruz ama evet. e, yani burada farklı yaklaşıyorlar. Niye burada? Sizin şu kitapta mı geçiyordu şu kozmik, kozmik miras mı? Onda geçiyor, geçiyor kanun, yani, evet. değil mi? Kozmik miras. Evet. Şimdi ne oluyor burada? Özellikle kraliyet ailesini de yıpratmak üzere demek ki belirli bir grup çalışma <laughs> içerisinde. Ama bunu kime mal ediyor? Nostradamus'a mal ediyor. İfade edilen sözde Nostradamus'un o yazılı metni yeni İngilizce çeviriler ne zaman geçti 2006 basımı diyorlar. Ama biz 2006 basımında öyle bir ifade göremiyoruz. Bu olay patladı, kraliçe öldü. Arkasından Nostradamus efsanesi patlatıldığı zaman yeni baskılarda biz hangi tarihi görüyoruz? 2022'yi görüyoruz bunun hep ha, güncelleniyor. Tabii tabii güncelleniyor yani Ama şey yani Mesela gidiyor. kaç sene Sonuçta. gidecek demişler şu andaki krala? Mevcut Charles. Yani için... mevcut Charles. Ya şimdi burada çok çeşitli konular var. Bize göre zaten kraliçe 2025'i görmemesi lazımdı. Ölmese bile görevden çekilmesi gerekiyor. Tamam, şimdi Kırılmadan kral ne kadar doğru. gidecek? Kral içinde diyor ki annesi 96 yaşında öldü. 5 yıl daha kısa süre, süre. iktidarda kalacak. Yani, yani, yani Charles oldu. şu an 76 yaşında. E, 91 sen? yaşına kadar kaç yıl yapıyor işte? 15 yıl yapıyor. E ondan önce ölürse bir şey olursa? E o zaman olmadı. diyecekler ki güncelleyecekler Nostradamus'u o zaman yani. işte. Bu sefer de bunu dedi. Ama işte de. bakalım bunlar olacak mı olmayacak biz göremeyiz de. Görürüz hmm. inşallah. diyelim Cılıklısı ama ne oldu? Ben göremem de siz görürsünüz <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Burada sorunlar oluyor işte. Birileri bunların adını kullanıyor. Bunu görmemiz Hatta de Hatta fazla. Hatta yeni de şimdi tabii sosyal medya unsur olduğu için yeni nikahinler de ortaya çıkarılıyor. Yok Aa, Azerbaycan'da evet. varmış bir Azeri Aa, evet, ama yüzünü evet. göstermiyormuş. Ya hani temelde. Söz gelimi ben bir şey yazsam muhtemelen oradan oraya oradan viral olma evet, ihtimali var. Artık kesin. çok daha yüzünü zor seçici Yüzünü göstermiyor. Yok evet. şaman temelde bilmem kim, bizim bilmem. Yok. Özellikle... Niye Serhat Ahmet'ten Müşrak Baba'yı seçti diye bir soru var mesela. Siz diyorsunuz ki. Müşlak Baba'nın kaynağı belli. Hmm. Şimdi mesela bak evet. Zafer anlattı. Evet. Diyor ki işte değiştiriyorlar, uyduruyorlar. işte gök taşına göre de ayarlıyorlar falan. Neden o oluyor? Çünkü araştırma serbest, özgür araştırmacılarının önüne orijinal bir kaynak sunamıyorlar. Nostradamus'un orijinal kaynağı bu olsa ben de araştırırım. Bakalım öyle mi diyor? Bakarım. Ama Müştak Baba'nın Süleymaniye Kütüphanesi divanı var. Yani 118 sayfalık divan var. Şimdi oradaki 800 tane şiir var. Hmm bunların içinden biz o günkü kaynağa ulaşabiliyoruz ve çözebiliyoruz. Hatta orada değiştirme e, girişimleri bile olmuş. E, harfleri bazılarını matbu yazılıma geçerken el yazısından değiştirme girişimleri. Böyle uyarlayabilir miyiz diye. Onu bile bakıyorsun ki. el yazısına bakıyorsun, matbuya bakıyorsun. Arada fark var mı yok mu falan filan. Bunları biz araştırabiliyoruz. Oradan e, diyoruz ki bu değiştirilmemiş olma ihtimal çok yüksektir. Bu şiirde şöyle anlatıyor böyle anlatıyor. Tarihini ben bazen doğru biliyorum, bazen yanlış biliyorum. Mesela e, Zafer benim bulduğum, e, ta, söylediğim tarihlerden çıkmayanları e, çıkartmış, söylemiş. Tamam, olabilir. Ben yanlış bulmuşumdur. Ama müştak baba orada anlattığı şeyi ya anlayamamışımdır ya da evcet değerini yanlış çözmüşümdür. Bir de böyle olaylarda... Zaten çok derin ve zor bir araştırma Tabi hocam. Şöyle de oluyor Beyza, mesela bir tarihi söylüyorsun, eğer buna... Orada etkili olacak kişiler biraz önce söyledim. Gözlemci ilkesi dedim. Etkili olacak kişiler inanıp ona göre hareket tarzlarını yani bunlar yöneticiler olacak, devletlerin yöneticileri olabilir bunlar. Orada değiştirirse hareket tarzını senin sistemin değişir ve çıkmaz. Yani ona da biz böyle gözlemci olarak işin içine girdiğimiz için bazı şeyleri de söylememek gerekiyor ama bazı şeyleri de söylüyoruz çünkü bunlar Türkiye'nin faydasına yani belki faydalı olur diye söylüyoruz. E diyorlar sen şimdi düşmana da cephane veriyorsun. Niye anlatıyorsun bunları? Böyle şeylerde. E benim söylediğim yüzde yüz gerçek diye bir şey değil. Yanılabilirim. Hepsinde de yanılabilirim. Yanlış da çıkabilir. Ben kain değilim. Müştak Baba'nın şiirini araştırıyorum. Araştırmadan doğru da bulduğum olur, yanlış da bulduğum olur. Yani onun için e, burada orijinal kaynak var. Onun için güvenerek gidiyoruz. Ama Zafer'in anlattığına e, ben de destek veriyorum. E, bu Nostradamus'un İbn Arabi de dahil. Evet. İbn Arabi'nin bile kaynakları değiştirmiş olabilir. Orijinal kaynakta sıkıntı var. Yani bizim elimize verdikleri şeyde sıkıntı var. Ve hep değiştirerek veriyorlar İşte bilmem ne versiyonu. Evet. Yok bu şeye benziyor. Kur'an-ı Kerim meallerinin e, birinci sadeleştirme, hı hı. ikinci sadeleştirme bu şekilde bir sürü Ama şeyleri Şirat çıktı. Ama Baba'nın kaynaklarında bu sıkıntıyla yani Böyle yok. Açtı. orijinali var. Git Süleymaniye Kütüphanesinden bak araştır yani. Çok sorulan ve son yine Yıl geçişlerinde merak edilen, konuşulan, gündeme gelen kehanetleri de bu arada konuşuyoruz ama neden ahit sandığı şimdi konuşulmaya başlandı yine <laughs> merak ediyoruz. Gizlemini asırlardır koruyan mesele ahit sandığı meselesi. Acaba hocalarımızın bu konuyla ilgili görüşü ne? Ee, kehanet etiketiyle çok ilginç sorularınız geliyor. Hem YouTube sayfamızdan takip ediyoruz hem Twitter'dan, Instagram'dan da ee, altını çizelim tekrar. Ahit sandığı çok tehlikeli çarpıyor insanları. Evet 2038 yani, yılında yani, Amerika yani. bitiyor sonra Amerika <laughs> ile ilgili kehanetler <laughs> var. O konuda bizim bir iddiamız var yani daha doğrusu meydan okumamız var yani çarpılmayla alakalı. Direkt girelim mi gir. Sandı? hiç <laughs> Sandı yani 2023-25 gibi aralıkta bir e, bulunma kehaneti gibi bir söylenti mi var? Neden şimdi yeniden Kuhal evlendi bu? Tamam. Ay ile ilgili görüşünüz nedir diye sorayım <laughs> evet, o zaman. Evet. Evet. Şimdi bizim yapmış olduğumuz çalışmaları zaten takip edenler biliyor hocamız da biliyor tabii paylaştık onları. <laughs> Bizim yapmış olduğumuz çalışmaların temelinde hiçbir şekilde bakın ne Yahudilik ne Hristiyanlık ne de Müslümanlıkla alakalı ait sandığın hiçbir önemi ve özelliği yoktur. Mesela Yahudide her kesimden bir itibar edilecek, belirleyici olabilecek söylemleri belirleyici olabilecek kaynaklardan ya da kişilerden görüş aldın mı? Tabii ki. Yani ee, biz hocam. biz <laughs> az çok takip eden arkadaşlarımız biliyor biz Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslüman olan konunun uzmanlarından eğitim alanlardan Mesela biriyiz. Mesela hani muhafazaker olanlar biz çünkü sosyal medya için konuşmuştuk. Hani bana da dedi e, Zafer Bey hani konuşsanız ama konuşmuyor o Konuşmuyorlar. Kişi. Gelmiyorlar. Konuşmuyor. Gelmedikleri için evet. biz kendi sosyal medyamızı <laughs> çok davet ettik onları. Gelin konuşalım. Sizden duysunlar. Biz söyleyince şu gibi oluyor. Diyorlar ki ya adama bak Yahudi'ye Yahudiliği öğretiyor gibi planse ediyorlar bizi. Biz de diyoruz ki hayır öyle bir kaygımız zaten yok, derdimiz de yok. Onlar bunu anlatmıyor. Niye? Adam diyor ki bize Türkiye'de yaşıyor. E, Türk vatandaşı Siz zaten. Siz ne diyorsunuz? Ahit Sandı ile ilgili bekliyoruz değerli isteyiciler? Onlar da evet. diyor ki benim diyor Yahudi kimliğimle ön plana çıkma. Ben istemiyorum diyor. Yahudi kimliğim bilinmesin diyor. Bu şekilde kendini saklamayı tercih ediyor. E, şimdi o konuşmuyor, bu konuşmuyor kendileri yani konuşmuyorsa e, ben bunu araştırıyorum. Dersini alıyoruz onlardan, eğitimini alıyoruz. Bunun olmadığını söylemek abesle iştigal mi oluyor yani? Olmuyor. Ha farklı görüşler olabilir mi? Olabilir şimdi mesela hocamız bu konuda farklı düşünüyoruz bu konuyla alakalı. Ama şunu söyleyeyim. Yani söyleyelim. yaygın görüşe göre sizinki farklı hocam. Ha, Türkiye'de Ayıza öyle oldu ne yazık evet, ki. Farklı, evet farklı. Türkiye'de bizimki farklı gibi gözüküyor evet. ve hatta çoğu arkadaşımız bize şey diyor. Sen şu anda ekranlara çıkarak evet. sadece yok diyensin evet, öyle. Biz de diyoruz ki Bildiğim kadarıyla, ya evet. Türkiye sınırlarının dışına çıkın. Neredeyse kimsenin gündeminde yok ayıtsandı. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Evet, Yahudilik ve Hristiyanlık bir Mesih bekliyor. Onların bakış açısına göre Mesih bekleyenecek olan formda da bir değişiklik var. <laughs> Teknik bir farklılık var orada. O da şu şekilde oluyor. Hristiyanın beklemiş olduğu Mesih dünya tecrübesi olan bir kişi. Kim bu? İsa Mesih. Ama Yahudiye göre beklenen bir Mesih da yok diyorlar. Gelmeyecek diyorlar. Hristiyan mı? Yok mesela Hazreti İsa gelmeyecek diyor. bir Müslümanların da iddia ettik. Ha, Müslümanlık arası mesela biz de aynı şekilde. Hristiyanlarda da var. Yani gelmez diyorlar, ölmüş Hangi, diyorlar. Hangileri diyor bunu? Şimdi Hristiyanlık içerisinde. Herkes de var yani. Hı -hı. Müslümanların içinde Katolikler de var. Katolikler mi şey mi o anlamda? Yok. Işte. Katoliğinden de var, Ortodoksundan Ortodoks. da var, hepsinden var yani. Ya şahıs olarak bunu benimsememiş olabilir ama inançsal olarak bağlı olan kilise merkezi hatta kitap elimizde olduğu için. Avancelistler yani kesin gelecek diyorlar Tabii zaten. yani şöyle kitap ortada olduğu için Katolik de protestanı ve ortodoksu burada fark gözetmiyor. Hepsi gelecek diyor zaten. Onların biraz ayrılma noktaları nerede oluyor? Çeşitli dinsel konulardaki yaklaşımların farklılığından dolayı oluyor. Kutsal işleme gibi. Şimdi avancelistlerin evet. yani e, Yahudilerin avancelistler kanalıyla Hristiyan dünyasını yönlendirmesinin en büyük etkeni bu. Yani Hazreti İsa, İsa Mesih olarak gelecek. O gelmeden önce Armagedon olması lazım. Bizim galip gelmemiz lazım. Sizin o bölgede devlet kurmanız lazım falan filan filan bir diyerek. Bir sıralama var. Ha yani evet. gelmesi için bize yardım edin. Yani onların sistemine dahil etmek üzere hırsiyan dünyasının Şimdi, böyle bir yönlendirme evet, var. Tutsal e, e, yani, tabutu, sekinek, ahit sandığı arayışı konusunda. Evet onu da tekrar dönelim. Sismadır evet. dedi hocamız oraya da döneceğim. <laughs> yani onu sorduğum için şimdi merak tabii. Merak evet. orada kaldı. Ahit sandığı olmayayım. konusunda özellikle şunu çok net yani diyorum. siz diyor musunuz ki böyle bir arayış yok mu diyorsunuz? Yok sadece. sandık yok mu Yok diyorsun? arayış yok. Yani Yahudinden Ama sandık yok demiyorsunuz. Sandık böyle, yok. Sandık, sandık yok. Vardı yok diyorsunuz. evet. Sandık da yok. Yani sandık. Şu ona ben katılamam. Evet. Sandık yani ileriki dönemlerde adı... evet. ileriki dönemlerde hiçbir şekilde ne Müslümanı ne Yahudisi ne Hristiyanı tarafından ne aranılıyor ne bulunmasıyla alakalı bir bilgi var. Böyle tabutu bir bilgi Sikir yok zaten. geçmiyor mu? İzlancı evet bir evet. Kur'an'da ama şu geçer. Der ki. Adem'in tabutu diye de geçiyor. Kur'an'da. Süleymaniye Kütüphanesi'nde sözünü unutma. Sefine Evliya kitabının ikinci cildine gidip baksınlar. Adem'in tabutu diye Osmanlılar kayda almışlar. Ayasofya'ya geldiğini söylüyorlar. Bak bu da önemli bir bilgi. Kaynaklarda var. Adem'in tabutu diye. Adem'in tabutu. Bunda kim buldu? Bunda Hamza yardımcı Yardımcıoğlu buldu. Hmm. Bak onu da Selam kaynağında söyleyelim ya. yani benim kendi buluşum da değil. O oradan yaptığı araştırmadan bulmuş. Ben de o kitapları okudum. Hamza'nın şeyi Yuhuşa yani Tepesi orada bunun işaret edildiğini bu araştırmanız o kaynaktan mı buluyor Hamza? Tabii, tabii. Tabutu Sekine'nin işaret edildiğini. Yuşa Tepesi'yle ilgili araştırma yapıyorduk biz. Ben daha çok yapıyordum. Burada Edip Yüksel'in en büyük abisi. Müfit Yüksel'in en büyük abisi. Bunlar şeyinde köklü bir aile. Ondan sonra orada Süleymaniye Kütüphanesi'nde e, görevliydi yıllarca. Daha sonra bir inzivaya çekildiği oda vardı. Biz orada ararken Müştak Baba'yla ve Tepesi'ye Ege'ye kitabı ne yapalım, nereden bulalım, nereye araştıralım falan derken dediler ki bize gidin bak şurada içeride bir oda var bahçenin tam ucunda. Orada dediler bir ihtiyar var, o ihtiyara gidin sorun. O size yardımcı. Ona gittik sorduk. Orada da tanışmış olduk. O dedi ki Sefine ve Evliya kitabının ikinci cildine gidin bakın. Orada aradığınızı bulursunuz. Yuşa Tepesi ile bağlantılı her şey var dedi. Sikri Şimdi bu Evliya. neden söylüyorum bunu? Bu ait sandığının Türkiye'de üç yerle sağlam bağlantısı olduğunu ben düşünüyorum. Ayasofya, Ayasofya, Yuşa, Yuşa Tepesi, Tepesi, Yahya Efendi Türbesi. Buralar önemli. Buralarda bilmiyorum. bu dünyada Böyle 8-10 tane yer var. Mescid-i İsrailoğullarının muhtemel araştırma yaptıkları yerler. Bunlar ayı sandığı olabilme ihtimali kuvvetli olan yerler. Mescid-i Aksa gibi. Oralarını bilmiyorum ama ben Türkiye'dekileri bunlar olarak gördüm. Ve buralarda çok da maceralı şeyler de oldu. Mesela Yahya Efendi Türbesi'ne gittiğim zaman orada ben Hızır'la ilgili ve Yuşa Tepesi'yle ilgili... Acaba kitabelerde bir şey var mı diye. Baktım içeriye gezerken. Sonra dışarıda kütüphane gibi bir bölüm. Daha sonra orayı şey yapmışlar. Müştemilat yani misafirhane gibi yapmışlar. Ve orada geçerken dedim ki ya burası kütüphaneydi falan. Kapıyı açtı bir beyefendi çıktı. O da bir profesör, kimya profesörü. Ona orayı misafirhane olarak vermişler. Sen dedi ne araştırması yapıyorsun? Dedim ya böyle böyle işte hazırla Yuşa Tepesi'yle falan gel dedi. Vaktim varsa sohbet edelim. Orada o sohbetimizde bana öyle şeyler anlattı ki o bölgeyle ilgili. Yani Yahya Efendi bölgesiyle ilgili ben hayretler içerisine kaldım ve burada da söyleyemeyeceğim şeyler var. E bu kadar o bölgenin Bu kadar bölgenin sonunda bu kadar burada söyleyemeyeceğim Ama demiş şimdi hocam. bak şöyle söyleyeyim, şu kadarını söyleyeyim. O bölgenin Cumhuriyetin ilk kuruluşu yani İsmet İnönü zamanlarında tamamının şimdi, tabii satışa şimdi. çıkartıldığını ve o bölgenin tamamının satıldığını sonra bir kısmının itirazlar üzerine geri alındığını. Kime satılmış? İşte bilmiyorum orada araştırsınlar, bulsunlar. Orada şu anda satılan ailenin de çok malikanesi de var. Şimdi burada diğer anlattığı şeyleri söyleyemem ama Ha, Elden çok... çıkarmıyorlar orayı çünkü neden? O bölgenin yarısı şu orada. anda Türkiye'de çok büyük Her sanayici bir ailenin şeyi. için net soruyorum. Tabut yani bu Ait Sandor'da olduğu için Hayır, o aile o bölgeyle edin... ilgili olma ihtimali kuvvetli diyorum. Ama o bölgede midir değil midir? Benim tahminime göre orada değil şu anda. Ama Oradan geçmiş. kuvvetli olan yerlerden bir tanesi. Yani oraya temas etme ihtimali yüksek. Var olduğunu duymak gerçekten çok heyecanlı bir akış. Neden oluyor biliyor musunuz? Temel sebebi Tamamen söylüyorum. reddetmeye ikna evet, evet. olması çok tamam. zor izleyicinin. Aslında o yüzden değil de Türkiye'de, dinleyelim. Türkiye'de kasıtlı ve uzun zamandır yapılan algılara yenik düşen insanlar buna alıştırıldığı için bunun aksini söyleyene normal olarak refleks gösteriliyor. Hadi canım Ama diye bize yani, itiraz gelir. Ama şunu tabutu sekine ayette mi geçiyordu? Yanlış bir şey söyleme. Ayet söyleyelim işte canım. Evet, ayet tamam. söyleyelim. Tamam. Yani evet, nasıl Ayet söyleyelim canım? Ayetten kaçtığımız ben halim yok ki. Evet. Ta ee, Bakara suresinin 248. ayetinde Hocam da sekine diye bir tanımlama geçer. Daha doğrusu tabut sekine değil de tabut diye geçer yani. Ee, tabutun kime geldiği ve kime gönderildiği önemlidir. Aynen çünkü ayetin var olan yani günümüz Türkçesindeki <laughs> karşılığı şudur. Bu Tabutun size gönderilmesi Talut diye bir kral var orada İsrail oğulları tarihindeki ilk kraldır bu Talut'un kral seçilmişliğinin alametidir der. Bu olay ne zaman yaşanıyor? Ne zaman? Milattan önce yaklaşık binli yıllar tam binli yıllar yani milattan önce yani günümüzden 3 bin yıl önce. Ayet kimi baz almış? Ne olduğu anlatılmıyor değil mi sandığın yok yok, içinde yok. Ne doğru bu bu yani. Tabii. Ne olduğunu da şimdi peki yok, tabutun ama. içinde şey Harun'dan ve Musa'dan bakiyeler var diyor. Ve bunu melekler taşımaktadır evet. veya taşıyacaktır. Taşıyorlar diyor. diyor. Şimdi Taşıyorlar. burada nedir bu? Tamamen kimin döneminde kime yönelik bir mucizedir? Bu tabutun gelmesi mucizedir çünkü bulunmuyor çünkü bir yerde. Yani dünyada değil tabut. Herkes o fizik olarak yaklaşıyoruz. Evet, yok yok öyle değil. O dönem, yani. o dönem için. Bu direkt... Tevrattaki olayı anlatıyor Kur'an hayır, hayır. Kerim. Tevrattaki olayı... Sen şimdi Saul dedin ya. Talut. Ta evet. Talut aslında Saul. Tamam. Yani Tevrattaki ismi Saul. Evet. Bu araya sandığın gireyim mi? Sandın mı? Yok, İsmi Hayır, kralın kralın gelmesini işaret ediyor. Burada Savun. sandığın içerisi. Şimdi sordum. Ee, soru geliyor. Herhalde kaçırdınız. Tekrar sorayım. Sandığın içinde ne var dediniz hocam? Bir daha söyler misiniz? Hazreti Musa ve Arun'dan bakiyeler var diyor Kur'an-ı Kerim ayetinde. Evet. Şimdi bak bir şuraya bir, araya yani bir açıklama söylemesin. yapayım. Ee, şeyin e, Zafer'in anlattığı tamam. şeyi. Şimdi burada hakimler dönemi diye bir dönem var. Bu Hazreti Musa ve Yuşa ile İsrailoğullarının kutsal topraklara 40 sene giremedikleri, sonra Yuşa döneminde girdikleri ve ondan sonraki döneme, hakimler dönemi ne demek bu hakimler dönemi? Kabilelerden ileri gelenler toplanıyor. Savaş olursa birbirleri arasındaki anlaşmazlıkları çözüyorlar. Savaş olursa birleştirip ordu kuruyorlar. Tamam. Diğer şeylerle savaşıyorlar. Ve bu hakimler döneminde Filistinlerle, Filistinlilerle, Filistililerle savaş devam ediyor ve uzuyor bu savaş. Uzuyor, uzuyor, uzuyor. Ve bu arada krallar da çok kaybediyor ama. Kay kaybediyor. kaybediyor. Ee, kral istiyorlar bunlar. Peygamberlerine o zaman da Samuel peygamber var. Kral istiyorlar. O Samuel peygamber de diyor ki bak kral olursa bir sürü özgürlükleriniz kısıtlanacak. Şu olacak, bu olacak. Kızlarınızı alır cariye yapar. Adamlarınızı alır tarlada çalıştırır, şurada savaştırır, burada savaştırır. Siz bu kral işine girmeyin diyor. Yok, onlar illaki istiyoruz, illaki istiyoruz deyince tamam diyor o zaman ben size bir kral tayin edeceğim. Ondan sonra Saul diye birisi var. Bu da Bünyamin oğullarından. Bunun hikayesi çok derin. Aslında onu anlatabiliriz. Ta Mısır'a kadar gidiyor. Bünyamin oğulları, İsrail oğullarının içerisindeki en küçük kardeşin en küçüğünü temsil eden bir boy. Bunun bugüne bağlantısı da var. Magdalalı Meryem'le bugünkü dünyayı yönetmeye çalışan bu Maravenç kralları dediğimiz bu ailelerin Kökenin de oradan geldiğini iddia ediyorlar. Bugün diyor. hep ailelerde işaret insan. ettiğimiz pagan. Evet, yani şimdi bu böyle bir bağlantısı var. Pakan. Oraya girmeyelim ama burada Saul'u kral tayin edeceğiz ama Saul da eşeğini kaybetmiş. Tevrat'ta anlatılanı anlatıyorum. Eşeğini arıyor, bulamıyor, üç gündür bulamıyor. Sağa sola soruyor. Diyorlar ki sen Samuel peygambere git. Samuel peygamber bulur sana. Nerede kaybolduysa o bilici çünkü. Peygamberlere bilici deniyor o zaman. O da Samuel peygamberi aramaya gidince Samuel peygamber de onu gel diyor. Ben sana başka bir şey görev vereceğim. Eşeğin diyor bulundu zaten diyor. Bilmem nerede diyor. Onu gider alırsın diyor. Sorun değil tamam. diyor. Ama Allah seni bana gönderdi. Ben de seni arıyordum. Ben seni kral tayin edeceğim, mes edeceğim. Şuraya git, buraya git. Ona yönlendirme yapıyor. Şimdi burada işaret olarak Kur'an-ı Kerim diyor ki bunun krallığının Gerçek olduğunun anlaşılması neden? Çünkü Saul itiraz ediyor Tevratta diyor ki ya ben nasıl kral olabilirim? En zayıf kabile değil mi benim kabilem? Ama işte bu pagan sisteme göre ile ta firavunlara öykünen ve oradan dünya dışına bağlanan bir hı hı. şey. Bunlar az e, iştar tapınımıyla geldikleri için o soydan gelmesi lazım kralın. Samuel peygamber de o soydan zayıf olmasına rağmen kendisi itiraz ediyor. Hı hı. Şimdi bunun kabul etmeyeceklerini biliyorlar. Çünkü daha güçlü kabileler var. Ama daha güçlü kabilelerden bir tanesinden kral seçerse Samuel peygamber, o kabilelerin bütün İsrailoğullarını egemenliği altına alma ihtimali kuvvetli olduğu için en zayıftan seçiyor hem de bu soy bağlantısı gözeterek. Küçük çocuk çünkü burada da e, ardılık kanunuyla bağlantı var. Neyse uzatmayalım orasını. Şimdi buradan... Hı hı. Bu kralın itiraz edilmemesi için Kur'an-ı Kerim anlatımında şöyle bir şey: Kutsal sandığın tekrar size gelmesi tekrar bunun işaretidir hocam. diyor. Tekrar yok ama. Tevrata göre, Tevrat'a göre tekrar. Neden tamam. tekrar? O doğru. Ama tekrar demez. savaşta. Kuranda mı dedi hocam? Kuranda. Şöyle. Kur ben dedi. öyle anlıyorum. Evet. Kur o ayeti öyle yorumluyorum. Tekrar yok. Doğru söylüyor. Kuranda tekrar yok. Ama Tevratla birleştirince tekrar olduğu anlaşılıyor. Şöyle anlaşılıyor. Bir savaşta. İsrailoğulları kazanmak için bunu getirip ortaya koyuyorlar. Orada geriye kaçtıkları zaman sandık ortada kalıyor. Ondan sonra Filistin'le bunu alıyorlar. Alıp kendi memleketlerine sandığı götürüyorlar. Oraya evet. bir detay verelim mi? Ver. Evet. Şimdi normalde... Bunun evet, bu akışla ilgili mi? Tabii var. tabii bu akışla. Tamam. Kaldığı evet, yerden hocamızın. Harika. Şimdi normalde ait sandığıyla alakalı Türkiye'de anlatılan olay nedir? Algısal bilgi daha doğrusu nedir? Sandık cepheye götürüldüğünde savaş kaybedilmez. Bu anlatılır. Hep kazanıyorlar evet. diye anlatılır. Ama bakın az önce ne diyoruz? Kaybedilmiş. Nasıl olduğuna dair bir şey söylemiyor ama sandık kimin sandık, elindeyse sandık, o, o sefer İsrail kazanıyor. İsrail olan inancı bu. Yani. Sandık bizde olursa hayır, hayır, hayır. bu savaşı kazanacağız yani, diyorlar. Onun inancı o değil. Yani Tevrat'taki var olan bilgiye dayanaraktan hiçbir Yahudi şunu söyleyemez. Biz sandıkla cepheye gidersek savaşı kazanırız. Sandıksız gidersek kaybederiz diye hiçbir Yahudi'ye bunu kabul ettiremezsiniz. Böyle bir gerçeklik yoktur. Bu algıdır. Günümüzün ya, algısıdır bu. Algı olabilir ama orada da çünkü... Getiriyorlar savaş uzadı biz kazanalım diye getiriyorlar. Tamam ama neden dolayı getiriyorlar? Çünkü bakıyorlar ki yapmış oldukları mücadelenin hiçbir şekilde kazanımı kendileri dönmüyor. Motivasyon yani sağlıyor demek ki o. O dönemin motivasyon bir de sağlıyor. o dönemin tapınaktaki kahini var. Bakın o dönemin tapınağı diyoruz. Hmm. Şimdi o dönem tam Saul'un olduğu dönem. Davut'un dönemine gelmedik. Süleyman'ın döneminde hiç değiliz. Evet. Ama ne diyorum? Tapınan oldukça ki onlar diyorsun. inançlı çünkü Kur'an-ı Kerim talutu inançlı olarak. Yok alın. hayır hayır inançlı. Şunu demeye çalışıyorum. İnançlılar yani Allah'a inancı doğru, var ya. Doğru doğru. Yani. Çok inancı yok, var. Yok demiyorum. Şunu açmaya çalışıyorum. Saul dönemindeki tapınaktaki bir kahinden bahsediyoruz. Şimdi daha henüz o dönemde Yeruşalim fethedilmemiş. Yani bugünkü Kudüs fethedilmemiş. Ama tapınak var diyorum ben, değil mi? <laughs> Demek ki Yahudilerin yani. kurmuş olduğu ilk tapınak Kudüs'te değil demektir bu. Ay zaten var, sandık var. seyyar geziyor. Kudüs'te olsa Kudüs'e koyarlar. Hayır, hayır hayır sandık seyyar gezmiyor. Sandık o dönemlere tapınakta, tapınakta sabit. Şunu söylemeye tapınakta çalışıyorum. Tapınakta değil ya çadırda taşıyorlar çadırda <laughs> onu. Hayır şimdi şöyle Kudüsle bir durum var. Kudüs'te sandığını aramıyorlar ama geliyor. Yok yok şimdi geleceğiz. Afet edilmediği için. Yok yok geleceğim yani tapınak şimdi. Tapınak olmamış. Şimdi gel tapınak Süleyman var. Süleyman zamanında oluyor. Yok yok hayır hayır. Şimdi şunu açalım. Biz onun kitabını zaten kitapta biz onu belirttik. Türkiye'de ilk defa olarak Yahudilerin ilk tapınağı Kudüs'te olmadığını Hayır hayır. Süleyman zamanında ilk defa Kudüs'te tapınak kuruluyor. Tamam işte onu diyorum ben. De. İlk defa Kudüs'te ama. Tamam, Kudüs'te, Kudüs'te ilk diyorum. tapınak. E, Toplamda başka da tapınak, tapınak var, Tabii. Sen. E, var şimdi var sen. Şimdi, şimdi, yani. şimdi nedir bu? Hazreti Yuhşa ile beraber kutsal vaat edilmiş topraklara girdiler mi Tamam. Girdiler. Girdikten sonra hiçbir Yahudiye şuna inandıramazsınız. Karşımıza alın Türkiye'de dünyada hiç fark etmez. Alın Yahudi deyin ki Yuşa yapmış oldukları kutsal topraklar sınırları içerisindeki savaşların tamamını cepheye sandığı götürerekten kazandılar diye bir bilgiyi onlara kabul ettiremezsin. Bu ondaydı, doğru değil. Bir dakika geliyoruz şimdi. Sandık Yuşa'da mı? Yuşa'da. İçeriye girdiler mi? Kutsal topraklara girdiler. Hemen bir orducak kuruldu. Siviller oraya yerleştirildi. Sivillerin olduğu yere, e, sivillerin olduğu yerde aynı zamanda ne bırakıldı? Kutsal emanetler. Bunun arasında ne var? Kutsal ahit sandığı da var. Orada duruyor daha şu anda. Daha herhangi bir yere hareket etmiyor o saatten sonra. Yuşa, Güney ve kuzey seferlerini yapıyor. Güney ve kuzey seferlerinin hepsini kazanıyor Yuhuş'a. Hepsini kazanıyor. Cephede ne yok? Ayit sandığı yok ama savaşların hepsini kazandı. Ne oldu? Bilgi çöktü mü şu anda Türkiye'deki Yanlarında fiili olarak taşımak Ama değil. Ama onu sen niye evde, evde yanarak söylüyorsun? Tevrat. Cephede yok diye. Tevrat'taki yeşu babının e, tamamına işte cepheye dayanıyor. cepheye getirmişler. Cephede değil. Gilgal dediğimiz bir şehir var. Tamam. Gilgal şehri bugünkü Eriha şehrine çok yakın olan bir şehir. Tamam. O şehir neredeyse Şeria nehrine, Ürdün'e komşu bir şehir. Gilgal. Tamam. Seferleri nereye yapıyor Yuşa? Yuşa kuzeye. Yok yok Yuşa değil bu. Yuşa yapıyor. Şey zamanında. Talut döneminde. Talut döneminde. Talut dönemindeki kurulan ilk tapınan ya şunu hemen taparlayayım da. Niye cepheye getiriyorlar? O söyleyeceğim. Şeylerin eline geçiyor. Yo, söyleyeceğim şimdi onu da. Şimdi ne oluyor? Bakın Yuşa tamamını fethetti mi kutsal toprakların? Çünkü fetihleri yaptı tamamlandı. Tevrat'a göre Yuşa'ya Tanrı şu sözü söylüyor. Diyor ki artık yeterli. Sizlere yani atalarınıza vaat etmiş olduğum kutsal toprakları fethettin. Bundan sonra başka bir cepheye gitmeyeceksin. Başka bir sefer olmayacak. Toprakları da fethettiği için otomatikman ne bilgisi gene çöküyor Türkiye'de? O bize anlatılan Nil'den Fırat'a tanımı vaat edilmiş topraklar içerisinde değil zaten. Böyle bir şey yok. Orijinal vaat edilmiş toprakların sınırları kitabımıza şeyde, koyduk. O siyasi ideoloji hocam. 1800 1798 yılındaki Birinci Siyonist Kongre'de 1890 var. O siyasi ideoloji işte. E fark etmez. Siyonisi. Siyasi Aa, far, ideoloji fark olsun. Fark eder. Fark eder hocam. Ha, sen şimdi İlahi iki grup var diyorsun. Diye. İnananlar tabii, ayrı. Tabii. tabii, tabii. E, bu siyasiler ayrı mı diyor e, Tabii ki. Şimdi... Tamam ona ben de katılıyorum. Heh. Zaten İsrail'in yıkılışı da o inananlarla olacak. Dışarıdan yani, şeyle evet. olmayacak yani. E, tarihinde tarihinde yok, yok. Hayır, o, yani evet. Tarihinde söylemiştik. Hayır. Anlatınca anlaşıyoruz yani. Şimdi onun açıklaması evet. <gülüyor> <gülüyor> lazım. <gülüyor> Onu anlatalım. Şimdi Yuşa tamamen toprakları fethettiğinde artık toprak bütünlüğü sağlandı. Yani bir devlet kuruldu. Hı. Bu şimdi tapınan kurulmasıyla alakalı olmaz olmaz olmazsa olmaz kıstaslar var çünkü. O da nasıl? İlk önce bir devletin olacak. Bu devlet bağımsız olacak. Ondan sonra bu devlete bir başkent atayacaksın. Başkent atama konusunda Hazreti Yuşa <laughs> tanrı müdahalesiyle Kudüs'ü başkent yapacaksın diye bir dayatma tabi oldun. Hayat, Talit'e geleceğiz. Tamam. bu akşam Taaluktan atmam lazım. Hatazkiye anlatıyor, anlatıyor tabii şimdi. Tabii tabii öncesi anlatıyor. E yani orayı kısa geç, taht. Ama önce. şu detayı vermemiz gerekiyor çünkü. Şimdi ne oldu? Bir devlet var, iki başkent seçiliyor. Başkent seçiminde özgürler. Özgür olduğu için de nereye seçiyor? Şailoh kentini seçiyor. Şailoh kentini, kentini seçtikten sonra başkent de belirlendi. Buraya artık tapınağı kurabilirsin. İşte o taşınabilir olan tapınak bu saatten sonra Şailoh bölgesine sabit anlamda dikiliyor. Tapınağın içinde ne var? Ahit sandığı var. Şimdi gidelim talip dönemine. Ben o tapınak dediğini seyyar bir şey olarak... Değil. İçeride aldım. seyyar gezmiyor işte ya Serhat Hocam. Yani Ayşe çadırda tutulur çadır çadır var. Muhafaza edildiği evet. taşınabilir Tabii, bir. Bütün tapınak modeli var mı çadır şeklinde yapmışlar. Ama evet. Buradan oraya taşıyorlar, oradan oraya neden taşıyorlar. Neden çadır oluyor hocam? Yani Muhafaza ederek taşıyor. Şimdi o sabit bir bina yok yani. Sabit bir bina olsa. Şöyle. Neden çadır oluyor? Var. Neden çadır yapıldığının tanımını bir kere ortaya koyamayız. Mantın atmamız lazım. Onlar Çünkü... kendi dini şeyleri yani Hayır. Ne, şey. Hayır. Neden oluyor? Musa döneminde yapılıyor. Evet. Bu çadır dedikleri tapınak. Çadır diyerek de bazıları küçümsüyor çünkü. Ben ona itiraz ediyorum. Bu tüm çevirilerde... E... Yahudilerin kabul ettiği kendi kutsal torahlarında bile tapınak tanımıyla geçer. Öyle çadır madır diye geçmez yani. Yok tapınak diyorlar zaten. Tabii tabii ama tapınak zaten. Ama seyyar yani. Yani yapıldığı malzeme itibariyle olabilir taşınabilir. ama bir... Hani, taşınabilir ona itiraz etmiyorum zaten. Taşınabilir olmasının mantığı var çünkü. Neden? Musa döneminde yapılıyor. Musa Kızıldeniz'i geçtikten sonra İsrailoğulları'nı nereye götürmeye Hep devam aynı, ediyor? Aynı şekilde o sistem devam ettiriyor. Nereye, Ama nereye devam ediyor nereye? Musa? İsrailoğulları'nı vaat edilmiş topraklara sokmaya devam ediyor. Çünkü daha henüz yerleşik hayatta değiller yerleşik hayatta olmamalarına rağmen Musa yanlarında olmalarına rağmen ibadetten muaflar mı? E, değiller. O yüzden tapınak modeli vaat edilmiş topraklara girene kadar taşınabilir bir formda yapılıyor zaten. Ya zaten ne zaman ki bunların bütün şeyleri bak Devletlerine bile seyyar kurdular. Yani toprakları yokken Devlet kurdular. 1798'e sınırlarını belirlediler. O senin siyasi dediğin şeyler. 1897 ee, 1798 1. Kongre. 1800 hocam. Düzeltelim onu. 1897 <gülüyor> Pardon. <gülüyor> tamam. 1897. Ee, orada mesela devlet yok ortada. Devletin nerede kurulacağı belli. Sınırları belli tespit ettiler. Devleti kurduk dediler. Evet, ama Devlet yok. Vardır. Seyyar yani. Ama diyorlar ki mesela 50 sene sonra bu ilan edilecek. Buraya kesin olacak. Şimdi gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bu tapınak olayı da Evet. Seyyar yapmışlar. Nereye hedefleri var? Hedefleri Kudüs'e gitmek, o bölgeyi tamamen ele geçirmek. Ondan hı hı. sonra yerleşik, orada Hazreti i̇şte Süleyman zamanında içinde oluyor. İçinde sandık. O yüzden Sandığı işte sandık koyacaklar. Tabii kutsal koyacaklar. kayanın olduğu yerde tapınak olacak. Onun altına koyacaklar şimdi ve orada bu, kesin yeri orası olacak. Yani şimdi bu dediğimiz özellikle Yuşa döneminde başlayan birinci tapınak budur. Türkiye'de bunu kimse anlatmıyor işte. Zaten sorun olan tarafta burası oluyor. Biz bunu anlattığımız zaman bize itiraz ediliyor. Niye Algılara yenik düşündünüz? Hayır anlatılmamasının şey. bir sebebi <laughs> mi var? E var tabii. Neden? Özellikle tabut sekine ile alakalı olarak Türkiye'de ve Müslümanlara yapılan en büyük algının temel planı, arka planı kim yapıyor bunu? Isıtasıta kim veriyor bunu? Şimdi iki kere iki yapıyı söyleyeceğiz. Ya bu Türkiye'de bunun bilinmesi lazım. Söyleyelim çünkü birazdan zodyak anlatacak hocam. Bir var olan yerli ve milli olmayan istihbaratlar bunu servis ettiriyor. Türkiye'de gündem olmasını. İki, SS subayları. Bak bunu kimse Türkiye'de söylemiyor. Niye onların sandıkları SS var. SS subayları var. Yani. SS subayları var. Yani bunlar aktiftir. Ben i̇lk defa duydum. SS subaylarının çok müthiş bir şey şekilde... yani. şövalyeler İstanbul'da... Yok tapınağı şey e, kutsal sandığın gündemde olmasından ne çıkarları olur? Bizim ne olur? Ne, ne, Niye ne olur? neyi çıkarır? örtüyorlar? Evet. İşte neyi örtüyorlar? Pelerini örtüyorlar Pelerini ne, saklıyor. Pelin... kendi de. Ben pelerine ait hiçbir bilgim yok. Pelerini zaten Onu çok anlat. Evet Zafer Türkiye'de Calanlar. evet ne yazık ki bizden duyuldu. Yani ne yazık ki diyorum çünkü çok geçikmiş gecikmiş olan bilgi. Asıl Ahit yani Sandığı'nın pelerinin peşinde evet, diyor evet, Zafer Cialayoğlu. Kimin evet. o pelerini bu. Pelerini konuşmamız lazım. Pelerinin sahibi olacak olan, yani daha da şöyle diyelim. Bir Mesih beklentisi var mı Yahudi ve Hristiyan'da? Var. Mesih'ten önce gelmesi gereken bir kişi var. O kişinin o olduğuna dair olan işaret bu Hı -hı. pelerin. Pelerini arıyorlar. Pelerini bulmaya çalışıyorlar. Ama pelerini Nerede biz pelerin? gör... Işte bir yerlerde diyelim hocam şimdi. 2025'ten sonra 2025'ten sonra kısmetse kısmetse biz söyleyeceğiz. Yani bakarız yani oğlum. Yakınmış. Evet bir şahısa ait çünkü Mesih'ten önce gelmesi gereken bir kişi var Yahudilik ve Hristiyanlık içerisinde. O gelecek pelerini bulacak, giyecek ve dünyada dağılmış halde sürgün haldeki tüm İsrail oğullarını vaat edilmiş topraklara getirecek. Bu kaynağı nerede mesela? Tevrat'ta. Tevrat'ta. Nerede var? Pelerin diye geçiyor mu? Pelerin diye geçmiyor tabii ki. Yani. Biz işte onu şifreliyoruz ya. şimdi zaten. Pelerin olmadı, değil tabii. Yok yok yani. var var. Biz kutsal bizim... sandık geçiyor pelerin geçmiyor ama bizden program... pelerin. O hayır hayır kutsal sandık geçmez. Yok. Tasandık var her yok, yerde. Yok yok. Hayır hayır, hayır. Şimdi Devlette yok mu? Yok. Ya yani nasıl yok ama şunu yok söyleyeyim. Mu hocam? Var olmaz mı ya? <laughs> bir dakika. Her yerde var. Hayır hayır. Şu <laughs> yanlış anlaşılıyor. Geçmişte olduğunu söylüyoruz, kabul ediyoruz, itiraz <laughs> etmiyoruz. İtirazımız şuna. Gelecekte beklenmiş olan mesiyanik dönem içerisinde hiçbir önemi yoktur ayı sandın. Ama işte ben tam Hiç tersini yok. Tevrat'ta da yoktur çünkü yer. Yani Şöyle bak. Şimdi çok yoktur şunu demek. Şunu tamamlayayım hocam. Tamamdır tabii canım. Son derece şu vardır. Yani <laughs> Yahudilik ve Hristiyanlık arası içinde Mesiyanik kehanetlerle alakalı olarak yaklaşık 400 kehanet vardır. Ve bu 400 kehanetin hiçbirinde... Kimin kehanetleri bunlar? Hezekiel'in, Daniel'in, Işiyan'ın, <laughs> Yeremya'nın vesaire yani. Ve hatta İncil'de Yuhanna'nın ve Yuhanna'nın vahiy bölümlerinin tamam. Hatta bazı metinlerde şunu bile görürüz biz İncil içerisinde. Pavlus'un mektuplarında bile vardır bu. Mesiyanik kehanetlerle alakalı. Toplamda 400'e yakın bir kehanet diziliminden bahsediyoruz. Ama 400'e yakın kehanet dizilimi içerisinde mesiyanik dönemde açığa çıkacakla alakalı hiçbir şekilde bir tane bile kehanet ayit sandığını açıktan söylemediği gibi ima usulü bile söylemez. <laughs> Şu anda kimse hiç sandığını aramıyor mu? Diyorsunuz? Bu sebepten dolayı aramıyorlar. Şöyle şimdi bak Zafer'i söylediğim ben şöyle kendi anladığım gibi şey yapayım toparlamaya çalışayım. Hazreti ee, Hz. Musa'ya ait 7 kitabın içerisinde anlatılan bu Yeşu bölümü de dahil olmak üzere Talut yani onların Saul dediği yani hakimler dönemi diye bölüm var Tevrat'ta. Orada anlatılıyor. Zafer diyor ki o diyor eski bilgi. Ondan sonra gelen bir sürü İsrailoğlu peygamberi var, onların kehanetleri var. Onların kehanetlerinin içerisinde bu bilgi geçmiyor diyerek bunu Sebebi var. getiriyor. Sebebi de var, onu da söyleyeyim isterseniz. Tevrat'tan Yeremya kitabının, Tevrat'taki Yeremya kitabının 3. bölümünün 16. cümlesinde çok açık bir şekilde sandık döneminin bittiği yazılıdır. Sandıkla alakalı hiçbir şekilde bundan sonra ne kimse hatırlayacak ne yeniden yapmaya çalışacaklar. Biz de <laughs> merak ediyoruz aslında. Ya bize kasıtlı bir şekilde bunu yapıyor. Sebebini de var. Hadislerde var. İşte hadislerde o hadislerde ile ilgili hadislerde evet. var ama evet. Zafer Mehdi'ye de şey yapmıyor. Evet, yani şimdi bak çok... şöyle söyleyeyim bu konuda tamamı kaç dakikamız var? Yani bu sandık konusunu bir kesinleştirelim. Tamam kesinleştirelim. Yok Zodiyaka konuşmak istediğin Tabii zodyaka geçeceğiz tamam. ama şöyle şimdi bak bir şey yok olmayacak falan demek aslında çok zor bir şey. Çünkü çok araştırma yapman lazım. Kainatın her tarafını araştırıp bunun olmayacağını ispat etmen lazım. Çünkü bu geçmişte var ve böyle bir şey takip ediliyor. Biz bunu kaynaklarda var olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ben bir örnek vereyim. Mesela Türkiye'de olmuş bir olay. Sandıkla ilgili mi? Sandıkla ilgili değil ama eski bir antik buluntunun aranması ile ilgili Türkiye'de hem de bu e, kültür yağmasına sebebiyet vermiş bir olaydır. Burada aranan şey e, çıplak Afrodit heykeli aranıyor. Knidos dediğimiz bir yer var. Datça, Marmaris'in ta ucunda. Hı. Burada, Niye aranıyor hocam? Burada bir aslan bulundu. İngiltere'ye götürüldü. Amerikalı bir e, şey de geldi, Türkiye'den izin aldı. Bu 1967 yılında. Iris Lowe diye bir e, arkeolog. Ve buna kafayı takmış. Çıplak Afrodit heykelinin olduğunu biliyor. Orada Knidos'un sembollerinden birisi. Bunu bulursam zengin olacağım, bunu bulursam. Her yeri patlattı. Bütün denize döktü şeyleri. E, oradan çıkan şeyleri, e, cürufları falan. Yani çok büyük zarar verdi Knidos'a ve bunu aradı. Şimdi bu bulunamadı. Hala da bulunamıyor. Ama bunu daha sonra araştırıldığı zaman şöyle bir şey olduğu anlaşıldı. O bölgedeki Hristiyanlık döneminde Bizans'ın gelip o çıplak Afrodit'li bu çok ünlü bir heykel. Yani bütün antik dönemin ünlü bir şeyi heykeli. Bir tane sanatçı var bir giyiniğini yapmış bir çıplağını yapmış. Çıplağı bu kını dostları almış. Neyse daha sonra bunun bir sürü versiyonları yapıldı. Şimdi bunun Bizans'a alıp Hristiyanlık döneminde İstanbul'a getirip burada parçalayıp imha ettikleri kaynaklarda bulundu. Bulunduktan sonra bunun bulunamayacağı anlaşıldı. Şimdi mesela Ama Zafer'in insan şunu söylemesi hocam. lazım, bak. İlahi müdahaleden bahsediyor. Yok yok, yani. Zafer'in şunu Nodim söylemesi insan, lazım, bak. Bu, bu sandık var mı var? Evet. Bunun Allah imha gönderdi. edildiğini. Hayır. Imha sen ed bir kayıt durma, göstermen çok lazım. Çok basit. Çok basit. Bakara 248 bunu anlatıyor zaten. İma edildi değil söylüyor mi? Hocam. Nasıl orada söylüyor hocam. Orada geleceğini değil. söylüyor. Ama, ama nasıl o olayda oldu zaten. Hocam nasıl geldiğini söylüyor. Diyor ki melekler onu taşıyarak getirdi. Orada yani şey de şey, bu. Bak, orası çok yorumlanabilir. Aa, ben onu yorumunda niye, geleceğe ne? dair bir hayır, bilgi hayır. olduğunu söylüyorum. Niye yorumluyoruz? Açık metin çünkü bu. Söyle orijinal kelimeyi. Ne diyor orada? Melekler taşıyacak. Orijinal yani. kelimeyi söyleyeceksin. Tamam hayır. Melekler taşıyacak diyor. Başka Olmaz. Bir şey değil mi? Ne o, diyor öyle hocam? Değil, öyle değil. Tahmin tahminuhul melaike. Evet tamam. Melekler Şimdi taşıyacak tahmin tahmin melaiki, yine. Şimdi tahminuhul Kur'an-ı Kerim başka yerinde tahminuhu kelimesi gene. geçiyor mu? Geçiyor. Taşımak yine. Karnının gene. içinde. Hayır. karın değil hocam. Karnının içinde hayır, hayır, hayır. taşımak. Şimdi Ayasofya bağlayacaksınız. Bak, o konuda itirazımız Hazretim var. Hazreti Meryem. Evet. E, hamile olduğu zaman kendi tamam. insanların arasına Taşımak çıkıyor. için gene ama karın baz edilmez orada. Bak hamile evet. olarak çıkıyor. Tamam. Diyorlar ki ya Meryem işte sen şöylesin böylesin Harun'un kız kardeşi ne kötü şey yaptın. Hı -hı. Orada Kur'an-ı Kerim'de kullandığı kelime, Kur'an-ı Kerim kendisi kullandığı kelime tahmiluhu tamam. yani taşımak Hazreti İsa'yı hamile karın karnının içinde taşıyor işte taşımak. Ka karın değil yani hocam. buradan taşımak yola değilmiş. çıkarak Kur'an-ı Kerim'de geçmişteki bir olay anlatılabilir. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim öyle katmanlı ki gelecek ve geçmiş iç içe verildiği çok ayetler var. Yani burada anlatılan şeyi gelecek versiyonunu düşünerek bir yorum yapılabilir. Ama yorum bunu, yapılabilir diyorsunuz. Bunu Biz yorum yapmıyoruz. Şöyle yapacağız. Bak ben sana bunun da örneğini verebilirim. Tamam. Maide suresinin ben buna çok dikkat ediyorum. 21'den 26'ya kadar olan ayetlerinde Hazreti Musa'nın İsrailoğulları'nın kutsal topraklara gireceği zaman onlara bir söylevi var. Oradaki Söyleydi. Siz şunu yaptınız, bunu yaptınız, krallıklar kurdunuz, dünyaya hakim oldunuz, kainata hakim oldunuz diye laflar var. Bunu Elmalı Hamdi Yazır yorumlarken diyor ki, Hz. Musa'nın o dönemde hiçbir krallık yok, hepsi kölelikten yeni çıkmış, yer arıyorlar. Bu lafları söylemesine imkan yok. Eğer söylemişse inanıyorsak inancımız gereği, o zaman bunu gelecekten Gelecek geçmişe kinaye olarak yorumlamamız lazım diyor. Tamam, o Şimdi zaman burada... Bunu... İsrailoğulları ile ilgili birçok konuda Kur'an-ı Kerim bir şeyi geçmişe ait anlatırken bunun geleceğe ait versiyonu olduğunu düşünmemiz gerekir. Ha sen diyorsun ki ben ispat ederim kutsal sandık bak şurada bulunmuş imha edilmiş yok edilmiş bunun bir daha gelme ihtimali yok Hayır, dersen. şöyle imha edilmiş. Ama ben diyorum ki var Mehdi'ye ait hadisler var. İşte Bunu, ay, sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. Sen şimdi bu inanç meselesidir. Yani bir şey de diyemem. Onu söyledi. Hay ait hadislerde Hadise. şu var. Bunu Mehdi gelecek Taberiye Gölü'nün içinden bulup çıkartacak diyor. Ya Ayasofya'dan niye çıkıyor o? Şeyi mi yani? Ya çeşit diğer yerde. Şimdi e, Hadiste böyle anlatılıyor. Taberiya Gölü'nden çıkacak ama. Hayır biz zaten Ayasanda yok diyoruz. O, o yok zaman hiç bir yerde olmayacak yer diyor zaten. yani. Hayır, çıkarılırsa ne diyoruz. Oldu peki? Yok sorun şu ama. Orada kendisi bir yorum yapıyor. Diyor ki bu aslında insanların e, bakış açılarını saptırmak için ortaya atılan bir Ama şundan dolayı oluyor. Bakın ne oluyor? Sandık bulunduğu takdirde ona bir güç atfediliyor. Yok ordular hani. savaşı ama kazanacak vesaire. Sekine diyor vesaire. zaten Kur'an-ı Kerim'de sekine diyor ama hayır, yani. Hayır, bir dakika bak işte sekine bir mesela, diyor buna. Sekine dediği huzur var. Huzur, huzur nerede? işte. Hayır sandığın özelliği değil ama o. İçerisindeki var olan bakiyenin sana verdi. Bakiye ne? Onda bir sekine. Tablet, on emir. Hayır, on emir ne? Onu da bak. Bakiyesin sekine mi? yok o zaman şimdi Yok yok yani. bak burada sandık... yorumu yanlış yapma. Bakiyesinde hayır, hayır. sekine var demiyor. Tamam. Onu da bir sekine ve Hazreti Musa, Sandıkta, Musa ile evet, Harun'dan Bakiye bakiyeler vardı. Şimdi sekine sandığın kendisinde. Tamam. Sekine ne demek? Sakin, sakinleştiren, güç veren, tamam. motivasyon veren bir sistem var tamam. demek istiyor. İçindekini kastediyor. İçinde de, kast ediyor. Bak, ayrıca tamam. söylüyor ona. Yok, ama. Bakiye'yi kastediyor ama. Bakiye ile alakalı Önce bir Önce Sekine'yi diyor. Bu sandığa ait. O içinde de Musa ve Harun'dan. Yani neyse. Bunlar ayrıntılar da. Evet. Senin fikrin de olabilir. Ben bir şey demiyorum. Hı -hı. Yani araştırmacı zaten böyle değişik yönden de bakması lazım. Yani e, Zafer'in söylediği de olabilir. Ama biz de bunun olma ihtimali var mı diye araştırıyoruz. Ve araştırma yaptığımız anda çok acayip şeyler çıkıyor. Mesela Justinian zamanında bu sandığın araştırılmak üzere bütün o bölgelere gidildiğini ve oradan bazı bilgiler Osmanlı kayıtlarına bile geçmiş. Ve işte dediğim gibi Yuşa Tepesi bununla ilgili olma ihtimali var. Şey, Yahya Efendi Türbesi, Ayasofya olma ihtimali var. Ha, hiçbir şey de çıkmayabilir. Zafer'in dediği gibi de olabilir. Son dönemlerde ama öğretiyorum. Ama bakiye için yani onlar nereye gitti o zaman? Şimdi bakiye neyle alakalı detayı nereden alıyoruz hocam? Madde Hı? gibi. İçindeki bakiye Bak Kur ay Kur'an-ı Kerim'den. Hayır detayı vermiyor. E, detayı vermiyor. Harun ve ha, yok. Tamam onu söyle. Yani nesne ismi vermez yok, ama vermiyor. biz detayı nereden alırız? Özellikle dünya nereden alır onu söyleyelim. Yani ayı sandığı araştırması yapanlar detayı nereden alır? Tevrat'tan alır. Tevrat'ta i̇çinde anlatıyor mu bir şey? Tabi Tabii tabii. Özellikle ne zaman için anlatır? Musa döneminde sandık yapılıyor çünkü. Ne var içinde? Harun var. Harun'un asası anlatılır. İşte iki taş tablet i̇şte, denir. manna Tevrat'ta der vesaire. var mı içinde? Var tabii tabii. Ama sonra ne oluyor? Sandığın başından da olaylar geçtiği için Tevrat'tan bahsediyorum. En son Hazreti Süleyman dönemine gelinir. Hazreti Süleyman döneminde işte Kudüs'te ikinci toplamda, Kudüs'te birinci toplamda ikinci tapınak yapılınca Süleyman daha hiç sandığı tapınağın içinde ilgili bölüme yerleştirilmeden kahinlerden ricada bulunur. Ya yani şu sandığın kapağını açın da içinde ne var bakalım der. Tevrat'taki kaydı söylüyorum yani. Orada sadece sandığın içinde 10 emirin yazılı olduğu iki taş tablet var der. Başka hiçbir yerde devam eden Tevrat bölümlerinin hiçbirinde Aslında bir davre dönmez. tabletlerde turdağında kırdığını söylüyor. Hayır, hayır. Yok, onu söylemiyor. Orada şöyle hocam. Orada da söylüyor. İlkinde kırıyor, sonra bir daha çıkıyor. Daha yeniden yazıyor, geliyor. Ya, yani o taş tableti bir daha almış taş oluyor Taş tabletleri yani. şeye kızdığı için bu aykili yapanlara evet. yere atıyor, kırılıyor evet. onlar. Ya yani yani ilki öyle. Belki kırıkları mı koydu acaba? Yok yok, ilki öyle ama kırılınca tanrı bir daha çağırıyor onu da. Hadi gel, ne yaptın sen gibi oluyor biraz azarlıyor onu. Ondan sonra Hı -hı. bir daha yazdırılıyor. İki taş yani, bir, bir sürü versiyonu var Bizim şu şekilde iddiam, yani iddiamız yani tamam. değil tabii. Yani ortaya koyduğumuz Söz şu diyoruz ki Türkiye'de ne yazık ki ait sandı putlaştırıldı. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bir beklenti yok var şey onda. magazin konusu ya. Şey yani yok canım, çok ilgi çekiyor, ilgi, ya, çekiyor ama ilgi çekiyor. Şunu atfediyorlar. Yani nesneye bulunca muazzam güce ulaşacağız. Yok Yo, zaten şeyin işine yaramıyor. Şey. Bulanların işine yaramıyor. Rakipler dokunan buluyor da. Yaklaşamıyor yani. <laughs> Bulanlar yok. Dokunan zaten. da yaklaşamıyor diye bir şey de Ve yok da. Onlara da mı kabul çarpıyor, ediyor. Ya şu olay yüksek Bir yüksek var. bir de şey çıktı diyor. Uğurlar çıktı diyor. Şimdi Filistinliler alıyorlar ya o dönemde. Şimdi orada Tevrat yazarları çok abartı bir yazıma gidiyorlar. Daha sonraki dönemlerde. Çünkü... Ama işte Zafer Bey niye göre itiraz ediyorsunuz onu yazanlara? Bunu yazanları zaten Yahudi bunu kabul ediyor. Orada Tevrat yazarla çok aşırı no, uç noktaya gittiler diye. Bir noktası nedir? Mesela iki savaşta cepheyi götürdü. Ben, şöyle diye düşünebilirsin. Senin konuştuğun Yahudi dediğin o bilim adamları artık kimse. Evet. Onlar belki de bu şekilde söyleyerek bunu gözden uzaklaştırmaya da ya düşünüyor olabilirler olabilir. ya. Bu yani. zamana kadar çoktan bunu yaparlardı. Ya her Bana türlü mı versiyonu, <laughs> araştırmacı her türlü versiyonu <laughs> düşünecek şöyle. ya. Siz tamam. ikna olabilir. ediniz de burada isim veremiyorum ama yaklaşmıyorlar konuşmaya evet. ekranda. Yani sonra yani baktığımız ediyorum. zaman şu oluyor Türkiye'de özellikle. Yani Öyle de olabilir. Her yönünü düşüneceksin. Ya şimdi Türkiye'de özellikle dediğimiz gibi putlaştırıldığı için bundan bir beklenti içine gelen insanlar var. Yani bulunduğu zaman önümüzdeki bütün dünya ordularını yok edeceğiz. Kral biz olacağız. Yok işine yok. yaramayacak. Bizimkiler bulsa bile bizimkilerden Aktif alacaklar. Tak tamam. tamam. bir de şu var delil. Bu da söyleyeyim Kiminin Bir şey daha geçin. söyleyeyim. Tamam. Bu delil mesela özel zamanında bir kanun çıktı bu buluntularla ilgili, antik buluntularla ilgili. Bu kanunda da şöyle bir şey var. Bütün antik buluntular Batı'daki bu koleksiyonculara gittiği halde kaçak olanlar da. Bunlar bu kanunu üstelediler ve bütün dünya ülkelerine hemen hemen kabul ettiriler. Bizim Türkiye'de bunu kabul etti özel zamanda. Bu kanuna göre şöyle bir şey var: bir buluntunun kaynağı tespit edilirse başka evet. yerdeyse mesela Kynidos altını aslını e, İngiltere'de değil mi? Şimdi bunu İngiltere'den bizim parasını ödeyip isteme hakkımız var. orijinal yerine getirilsin diye ve onun için eylemler de yapılıyor orada daçada. Şimdi bu kanun kabul edildi. Bunu acaba ben çok düşündüm. Dedim ki bu bütün bunların aleyhine niye bunu zorluyorlar? Bu kutsal sandık bulunursa geri iade edilmesi bu şekilde gerçekleşsin diye olabilir. E hocam kanunu değiştirebiliriz. Değilmez, Hayır bu, bu vermemek üzere Bu diye. Kanun bunu şöyle. Ki bu Eğer bu dünya çapında varsa. yani böyle bir yok çok yok yok imzacı olup olmamak ülkeyi bağlar. E Orada o da meşdisi varlar. Bir... Ama çok zordur. değiştir değiştiremiyor o zaman. Niye? Ya de, işte irade koyulması lazım o zaman ortaya. E, i̇rade koymuyor Koyulursa... demek ki. Koyulursa da o iradeyi kıracak girişimler yaparlar. Yani bu böyle mesela bu bir işaret olabilir. Bugün arandığına dair. Bak benim buna ait mesela bu da bir delildir. Şimdi burada i̇şte bu arandığına dair bir delil değil ama hocam. Ama Zafer Bey bakın mesela YouTube'da e bakıyorum Ertan Bezen izleyicimiz demiş ki 20 senedir Amerika'da yaşıyorum burada birçok Hristiyan grup ve televizyon programı aynen böyle konuştuğunuz gibi Ahit'sannından bahsediyor ve arıyorlar ayrıca Yok Yahudi yok. sinagog kapılarında Hiçsannı figürü bulunmaktadır. Figür yani bulunabilir. bizim varlığının olup olmadığı veya nerede olduğunu Yahudiler de Hristiyanlar da araştırıyor diye yok, karşı o, çıkıyor. onlar demek çok küçük bir cemaat demek ki etrafında olan o Yahudi veya Hristiyan grup diyelim yani çünkü bunu ben ayeti söylüyorum gitsin o zaman o arkadaşımızı izleyenimiz hala izliyorsa bizi gitsin Ertan dediğimiz Bey. gibi Yeremya 3'e 16'yı göstersin onlara o zaman niye arıyorsunuz siz bunu desin. Bakalım ne diyecekler. Zaten şu oluyor sandığın hiçbir önemini olmadığını sebebi ne? Bakın Yeremya'dan sonra yaşanan tarihlemeyle neyi görüyoruz biz? Ya o sandık bulunursa önemi yok değil. Yok. O İsrail var ya. Tamam der bizim bütün kehanetimiz gerçekleşiyor. Hayır, şu hayır kehanette yeri yok. Bütün, olsun, olsun olmasın bunu çünkü bu aranan bir şey olduğu biliniyor ve bunu bulurlarsa hatta Türkiye bulsa bunu Türkiye'den de bir sürü şeyle de alırlar geri i̇şte ve alacaklar da yani. Ki, yok yok yani böyle bir şey olmadı çok net. Yani tamam bunu şu an itiraz ettiğimiz için ve kabul edilmiş olan bir algıya itiraz ettiğimiz için insanlar ilk başta ılımlı yaklaşmayabilir. Biz bunun farkındayız. O yüzden zaten çok fevri anlamda itiraz evet. etmiyoruz. Bu normaldir. Ya yıllardır yapıp normal yapılan... araştırma yapıyorsun yani. Tabii yani evet. 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 onu bulduysan Yıl, onu söyleyeceksin yıllardır yani. Yıllardır yani. var olan algıyı bir anda yıkmak kolay değil zaten. Tamam. O, yani biz bunu olabilir. Çalışırız. Biz yanılıyor olabiliriz. Şimdi Zodyaka geçeceğim ama hocamız tahtada anlatacak. Çok kritik, çok önemli bilgiler hmm. var. İlk defa duyacağınız Serhat Hoca'dan. Niye pelerinde pelerin niye ilk defa Zafer Cala yolundan duyuyoruz ki pelerin? Bu aslında mi? var olan bir bilgi. Yani açık kaynak ama biraz da bir şifreli yazdığı için şeydi. E, Tevrat İnci. Kime ait nasıl bir form? Pelerin deyince bildiğimiz klasik akla gelen bir formdan mı bahsediyoruz? Yani ya şimdi en son burada ismini verelim. Hani e, görseli gösteremeyeceğiz ya pelerin ama. Pelerin neyden yapılma? Kaç bin senedir yani evet, dayanmış ya? formu yani. içeriği sandık maddesi, nasıl dayanıyorsa o da demek sandık ki. Sandık altından. Evet e, tamam. altından. Demek ki pelerin, pelerin altından derin. mı? Bilmiyoruz. Kaç demek kilo o sırtına giyemez ki? E Belki bir şeyleri var korumaya alındı vesaire yani diyeyim yani ben şimdi cinlere gitti demek o zaman ki <laughs> ya. mevzu cinlere gitti yani demek ki bir şeyler var yani pelerinle alakalı bu bilgiler işte dediğimiz gibi biz bunun tam anlamıyla çıplak olarak açıklamasını 2025'ten sonra yapacağız niye 2025 diyoruz 2025 biz 20, 20, 20, 20. çünkü birilerine göre dediğimiz Yahudi ve Hristiyan'a göre Mesih'in gelecek olan beklenti içinde oldukları tarihlerden bir 2025. Başka tarihler de var. Tutmazsa. Onlar bekliyorsa siz niye o tarihi bekliyorsunuz Zafer Bey? Onu Hayır, şimdi bir kere bu olmayacağı tutmayacağı yani 2025'in tutmayacağı biz biliyoruz onlar da biliyor. Onların bildiğini de nereden söyleyelim size biliyor musunuz? Şu 38 numarayı alırsak orada itiraf ediyorlar zaten. Şimdi bir şu an dünyada içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntıların olması gerektiğini itiraf ediyorlar. Gelen görselde onu göreceğiz. Şimdi bu arka arkasına kesilmeyen gelen belalar var. İşte bakın Din adamı, papaz, adam açıkça itiraf ediyor. Şu an dünyanın içinde olmuş olduğu sıkıntıların olması gerekiyor. Ölen kişilerin de kurban olarak tam anlamıyla Mesih tarafından kabul edileceği ilanını yapıyor adamlar. Yani buradaki arınmayı mevcut... Kabul tabii arınmayı kabul edecekler diyor. Daha sonra şimdi gelip 39'u alalım. Gelmeyeceğini nereden biliyoruz? Onlar da biliyor çünkü. Bakın 39'da yine din adamı olan kişi açıklama yapıyor. Siz kiliselere bağış yapmazsanız diyor Mesih gelmez diyor. Bakın konu ne kadar sulandırılmış. Ya e işte bunlar Hristiyanları yönlendirebilmek yani için. Tamam. Yani bak şey. ne diyor ama kiliseleri bağış yapmazsanız tamam. Mesih gelmez Çok diyor. Pelerin nerede geçiyor? Gelmeyeceğini biliyorlar. E pelerin Mesih'in gelmesi gecikir diyor. Siz e, gecikir pelerin diyor tabii kaynakta yani. hiçbir şey rastlamadınız. Ben değil. pelerini hiç bilmiyorum hangi bak, inanışta var. Tevrat ya Yahudilikte olduğu için de Mesih beklentisi olduğu için Hristiyanlık bunu kabul eder. Yani Pelerin etmez. kelimesi geçiyor pelerin mu? geçmiyor tabii. Biz onu şifreliyoruz şimdi canım. Ama ya. bak şimdi bak <laughs> olmuyor. De öyle. öyle olmuyor. Ama Zaten... 2025 gelince yani bir şeyin arkasında Pelerin, pelerin zor geçmiyor değil de Şöyle gerçekten. mesela bir kelime evet. söylemesi lazım. Genç bir araştırma cihazı olarak evet. ama şöyle bir kelime söylemesi lazım. Bunu ben pelerin olarak yorumluyorum dese olur. Ama Yok, hiç işte geçmiyor, hiç var, benzemiyor, hiç var, şey var. ama ben bunu buldum. Var, var. <laughs> olmaz öyle. Var var. Yok geçiyor. Gerekiyorsa yayından söyle. sonra ben söylerim Yok size bu buradan söyle. Şey. Şey. <laughs> Yok yayında bunu kendi uzun zamandır Ay, zaten içeri Tevrat'ta geçen diyorsun. kelimeyi tevrat'ta söyle. Tevrat'ta var zaten. Onu söyleriz diyoruz zaten yayından sonra. Yayından ama siz de söyle bunu söyleyeyim. başka yerde söylemeyeceksiniz tabii. Zafer Bey yönde videolar Biz Müslümanlar diye konuşuyor farkındaysanız Zafer Bey'in ona dikkatinizi çekelim. Ben söylerim diyorsunuz. Ben söylerim. Ben söylerim. Peki o zaman ne yazık ki 2023'ü bekleyeceğiz yani. Niye? Çünkü bir kere insanlarımız 2025'te bunların ...ifade ettiği gibi, Mesih'in gelmediğini görmeleri lazım. Ayı sandığıyla alakalı hiçbir... ...beklentinin gerçekleşmediğini görmeleri lazım. Aslında Mesih geldi yani. Türkiye'de var. Var evet. Ortaya çıkanlar var yani. Kimisine Kim? göre Mehdi de geldi diyorlar sonuçta. Yani bunlar hep geliyor. Ama ne yazık ki ortaya çıkmıyorlar. Zamanın e, zamanı mı bekliyor artık bilmiyoruz orasını. <laughs> Ahmet Necat da demişti 2020'de kesinlikle Mehdi gelecek dedi. Onun o da olmadı yani. Evet, neye o dayanarak olmadı. bunu söyledi? Neden yani, görüşü savundu diye? 2019'da sanki dün konuşmuş gibi kendisi kesin bir açıklama yaptı. Ama o, şey, dedi. O küre resminden sonra falan gelişen gelmesi, olaylar zincirinden biri. Şey, <laughs> hadislere göre. Şöyle bir küreydi bizim küre gibi. Evet, ya, oradaki, yani 75 sene var hadislere göre. Hadis, hadislere göre ya, o her yüzyılda birden dolayı neye dayanarak gökyüzü ne diyor bu konuda tarihte gökyüzüyle ilgili nasıl bir gökyüzünü ben bilmiyorum ama zodyak takvimine ha, getirmeye zodiaktan... çalışıyor tamam evet. evet. da niye onu ediyorsun? şeylere soracağız yani astrologlara astrologlar sonradan dönüşmüş o zodyaktan evet. anlatabiliriz ya niye bu kadar hızlı felaketler getiriyorlar bir... şimdi onu bundan sonraki bölümde mi yapacağız bu ya bu bölümde, artık girmemiz bu bölümde lazım. mi o zaman, şey, varsa tatlımızı şey yapalım Tahte hazırlanırken mesela Gregorian takvimle ilgili şu anda seyircilerimiz de soruyor, Twitter'da da soruyor. Kehanet başlığıyla mesela 2012'deki o kıyamet kehaneti, onunla ilgili zafercalı yolunda bu Gregorian takvimdeki o Maya ile alakalı. Mı? Evet. Niye 2012'nin aslında 2025'e tekabül ettiği ilgili hocamız hazırlarken sadece bir cümle onu söyler misiniz? Ya Zafer şimdi direkt Bey. 2012 değil tabii de yani 2025'te alakalı şöyle bir e, okuma yapılabilir. <laughs> dünya yöneten grupların dünyada yaşamış olduğumuz şu anki mevcut takvimlerin daima 7 yıl önünde gidiyorlar. 7 yıl önünde gittikleri için yapacakları eylemleri 7 yıl önceden açıklarlar. Bunun en basitinden e, popüler kültürde karşılık olaraktan bize bilgi olarak kim vermişti? Dan Brown vermişti. Şöyle 25'i hızlıca alabilirsek hemen hızlı hızlı ben de anlatayım Hocamız bunu. Hocamız çizimi tamamlarken çıkacağız evet. yorumlayacak. Şimdi Dan Brown'ın yazmış olduğu Cehennem kitabı vardı. Evet. Cehennem kitabının dünya ilanı, pürömiyeli ne zaman yapılmıştı? 2013'te. 7 yılı eklediğimiz zaman üzerine neyi görüyoruz? 2020'de de küresel pandemi oldu. Çünkü Cehennem kitabında dünyayı saran bir salgından bahsediyordu. Bunu gördük. Daha sonra şimdi o zaman 27'yi alalım. Yine bir Dan Brown'ın ve son eserini alalım. Kitabın adı ne? Başlangıç. Bu kitap ne zaman çıktı? 2017'nin sonu. 7 yıl eklediğimiz zaman ne oluyor? 2024'ün sonu yani 25'e geçiş. Yani biz neyi söyleyebiliriz? İşte 2025 itibariyle var olan kova çağına geçiş başlayacağı için adam daha şimdiden neyi vermiş bize zamanında? Başlangıcın. Ama başlangıcın nereden yapılacağını söylemiş mi? Evet. O görseli tekrar alırsak 27'yi. Kitabın 27. kapağında zaten bunun deşifresi yapılmış. Şimdi orada net olarak görüyor olacağız. Kitabın kapağında spiral döngürü bir resim evet. görüyoruz ama sağ tarafında neyi görüyoruz? 27'yi alırsak 27'de de hemen sağ tarafında da var olan bir gerçek, somut olan bir mekan var. Orası da bugün Vatikan müzelerine çıkılan spiral rampayı görüyoruz. İşte bunu da neyle birleştiriyorlar? Diyorlar ki o işte o Yeditepe'li tepeli şehrin yıkılacağı kehanetiyle. Çünkü şunu söyleyelim, kehanetin İstanbul. Hayır hayır. Kehanetin üretildiği tarihte İstanbul 7 tepeli değil. değil. Çünkü kehanet, e, Malaki'nin kendi orijinal kehaneti değildir. E, Tevrat ve İncil'deki kehanetten yola çıkılarak üretilmiştir. E, Tevrat ve İncil'den bahsediyorsak otomatikman zaten hazır Evet. Milada gelmiş hazır. oluyoruz. Milada evet, gelince evet, de 7 tepeli şehir kesinlikle Vatikan yani Roma olmuş oluyor. İstanbul olarak yorumlayan bunu merak eden izleyicilerimize de cevap olmuş oldu. işaret edilen yer Roma, Vatikan diyor Zafer evet. Calayoğlu. Nibiru'yu soruyorlar. Vakit kalırsa dönelim. Şimdi Nibiru da burada şimdi. Evet. Şimdi Evet, bu, soranlara da cevap geldi. Nibiru dünyaya yaklaştı mı, yaklaşacak mı? Yaklaşırsa ne olur? Sorusunun evet. cevabı da geliyor. Bu Zodyak bütün kehanetlerin kökeni buradan başlıyor. Bu aslında astro için astronomik bir şey. Ama o günlerde astronomi, astroloji olarak biliniyor. İsmi bu. Astrolojinin içinden astronomi çıkıyor, astroloji çıkıyor. Ondan sonra da e, bu bir tanesi bilim oluyor, diğeri bilim olarak kabul edilmiyor. Şimdi burada dünyanın bir dönüş hareketi var. Geriye doğru dönüş hareketi. Yani normal şartlarda dünya şöyle kendi etrafında dönüyor ve güneşin etrafında dönüyor. Kendi etrafında 365 kere dönüyor bir senede. Güneşin etrafında bir kere dönüyor. Bu güneşin etrafında 72 kere döndüğü zaman şurada şu balık burcu ve kova burcu buraya çizdim onu. Şunlar birer derece. Bunlar hepsi 72 sene. Yani 72 kere güneşin etrafında çarpı 365 kere kendi etrafında dönerek çok hızlı bir dönüş bu. Uzun seneleri alıyor. Aslında bize göre çok yavaş ama dünyanın kendi güneş sisteminin içinde çok hızlı bir dönüş. Topaçın dönüşü gibi. Topaçın yalpalaması vardır sabit hıza ulaştığında. Evet. Ve bir yeri işaret ederek başını şöyle sallar ama yavaş bir şekilde. Bunu biz nerede görürüz? Ee, bir arabayı hızla ileriye doğru giderken seyrettiğimizde o arabanın tekerleklerinin çok hızlı olarak ileriye döndüğünü görürüz. Ama göz aldanması zannederek baktığımızda arabanın tekerleklerini geriye doğru çok yavaşça döndüğünü de görürüz. Bu göz aldanması değildir. Bütün çembersel hareketlerde Vardır hı hı. ve Dünya da bu hareketi yapıyor. Bu geriye dönüşe biz Zodyaktaki kayma diyoruz. Bu kayma Dünya'nın Güneş etrafında dönüşünün tersine oluyor. Yani Güneş şöyle dönüyor, Dünya şöyle dönüyor Güneş'in etrafında. Bu burçlar böyle kayıyor. Onun için biz buraya, bak bu itibaren getirdim. Bu sonra koç geldi. Koç Hazreti İbrahim temsil ediyor. Burada boğaya dönüş çabaları var dedik. Samire ekili son Hazreti İsa ile balığa geçtik. Şimdi balığın son derecesi. Yani şuradan geldi geldi geldi. Şuraya geldik. Bu son derecesi şuraya yazdım. 2028 yılında bu balığın son derecesi başlıyor. Şimdi 2028 yılı burası. 2170 yılı da burası. Kovanın birinci derecesi. Bu ikisinin arasında 144 sene. Bak bu rakamları hiç unutmayın. 72, 144, 2160, 25920 bunlar bütün kadim sistemlerde vardır. Hepsi de bunların astronomik rakamlar olarak da anlatılmıştır. Bazıları işte 72 cin vardı der, bilmem ne vardı der. Değişik semboller verilmiştir. Şimdi bu sistem geçmişte Sümerlerde vardı. Fakat Sümerlerin kendi bilimleriyle bunu icat etmelerine imkan yok. Neden yok? Bu dünyanın çok uzun dönemlerinin gözlemlenmesiyle ve astronomik hesaplarla ancak anlaşılabilir. Bugün bile zor anlaşılıyor. Bu düz dünya teorisinin olmadığını da tam kesin delilidir. Çünkü kürelerde olabilir böyle bir hareket, düz dünyada olmaz. E, ayrıca onu tartışırız. Evet. Efendim şimdi bu benim tahminime göre Sümerlilerin Anunnaki'ler dediği veya tanrılar dediği veya uzaylılar da ne dersen de var mıdır yok mudur tartışmıyorum. Onlardan devralmış olma ihtimali kuvvetli olan bir bilgidir. Bunu almışlar, kendileri uygulamışlar taklit olarak. Burada neyi takip ediyordu tanrılar diye söylüyorlar. Bunları yazıtlarda bulabiliyoruz. Sümerlere ait yazıtlarda. Burada bu dönemlerde mesela şu dönem 2160 sene sürüyor. Burası 2160 burası. Buna diyor ki mesela Marduk burada iktidara gelmesi lazım. Burada da iktidarı bırakması lazım. Yani bir tanrı iktidara gelecek öbür tanrı bırakacak. Şimdi bunu eğer demişler bu tanrıların kaderini belirliyorsa bu zodyak O zaman biz bunu daha sonra Romalılar hı hı. alıyorlar ve diyorlar ki buna şeyleri ekleyelim. Gezegenleri ve buradan biz kişisel kaderleri bulabilir miyiz diyorlar. Şimdi seyircilerimiz de kızacak ama biz e, tartışma çok e, hızlı yani ilgi çekici gittiği için evet. zodyak meselesini aslında çok zorlayalım dedik ama yetmeyecek süreye başka, süre. programı, başka programı yapalım tamam, öyle Şimdi yapalım. son cümlenizi almam lazım hızla şöyle bir dakikada evet. Sözümüz olsun lütfen bu konuyu bekleyen izleyicilerimiz için Hocam siz de lütfen kusurumuza bakmayın yok, ama yok, Tartışma uzayınca ve dikkatle tamam, tamam. çekince izleyicilerimiz tarafından biraz o süreyi aldı Tamam yani burada şu kehanetler var mıdır yok mudur? Herkesin şeyine göre, inancına göre bunlar çok manipüle edilebilen şeylerdir. Bazıları doğru çıkar, bazıları yanlış çıkar. Biz bazılarını doğru tespit ederiz, bazılarını yanlış tespit ederiz. Yalnız burada şu tuzağa düşmemek lazım. Bu kainatlar yönlendirmeli olanlarına dikkat evet. edip bugün evet. için bizi acaba bir yere yönlendiriyor mu? Ona bakmamız lazım. Çok evet e, çok hemen iyi. çok teşekkürler <laughs> Zafer Cilıyolu e, konukluğunuz için bir daha alacağız sizi e, sözümüz olsun Serhat hocam çok teşekkürler i̇yi değerli iyi. izleyiciler eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz birazdan buradayız. Konuklarımızın anlattığına göre gördük ki kahinler farklı kaynaklardan ilham almışlar. Gezegenlerden, yıldızlardan, gökyüzünden, mitolojilerden, tarihten. Peki gerçekleşen kehanetler olmuş mu? Olmuş görünüyor. Diliyoruz olumsuz, ürkütücü kehanetlerin hiçbiri gerçekleşmez. Huzur, barış ve sağlık dolu bir yıl bizi bekliyor olur. Görüşmek dileğiyle efendim. thank you